Alt tarafta Konya galip geldi, Denizli galip geldi. Ligimiz son yılların en muhteşem hem düşmek, kümede kalma hem de şampiyonluk yarışına şahit oluyor. Lider Başakşehir ile başlamak istiyorum. Lider Başakşehir %100 favori olduğu Konya deplasmanında 3-1 yenik duruma düşmesine rağmen, 3-3'ü yakalamasına rağmen 4-3'te mağlup oldu. Metin Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Medipol Başakşehir'in, Okan Hoca'nın nasıl desem, uzun bir müddet sonra ilk mağlubiyeti ve 4 golü ligde bir kere yemiş şimdiye kadar bir maçta. Buyurun hocam. Uzun zamandır Başakşehir takımını ben bu kadar etkisiz, 4 gol yiyip 3 gol attığı maç bir yoktur herhalde. Başakşehir'in yani bu duruma gelmesi en büyük etkenlerden birisi de Trabzon'un son 5-6 gün içerisinde oynayıp 2 maç Ankara ve Denizli maçlarını kaybetti 5 puan. Sezon başından beri 3 büyüklerin kötü olması, Başakşehir'in kadrosu zaten geniş olması onu bu duruma getirdi. Ama son Konya maçında, Konya'yı da düşünmek lazım, bu maç kaybettiği zaman düştü gözüyle bakılıyor. Evet. O yüzden çok iyi mücadele ettiler izlediğim kadarıyla. Haklı olduğu bir galibiyeti aldı Konya takımı. Başakşehir'de büyük bir ihtimal şampiyon oldu herhalde. Yon kalıyor, klasik oluyor. Şampiyon diyorlar, yon ödemiyorlar falan. Trabzon'un istikrarsız 4 haftalık sonuçları Başakşehir'i büyük ölçüde şampiyonun en güçlü adayı yaptı. Başakşehir'de orta sahada Mahmut'un yerine Mehmet Topal'la başladı hoca. Hocanın tercihidir, onu bilemeyiz evet. Yani. Hoca idmanda evet. Bir hafta onlarla çalışıyor. Mehmet Topal'ı daha bu maç için kendi taktiksel anlamda daha bu maçı uygun gördüğü için zannediyorum Mehmet Topal'la başlamıştı. Mehmet Topal da kötü oynamadı bence. İyi oynadı yani. Tabii ki Mahmut bu takımın dama taşlarından bir tanesi. Edemişçe Mahmut. Kulübede başladı çünkü. Oyuncu. Hocanın da bildiği vardır yani o konuda. 12 maç sonra da mağlup oldu takım. Evet. Konya haklı bir 3 puan aldı. Başakşehir herkesin favori gözüyle baktığı bir maçtı Konya maçı ama. Sonuçta yine Başakşehir'i bu hafta evet. Kayseri maçından sonra büyük ihtimal tabii. Şampiyonluğunu gibi ilan görünüyor. Edecek. Ama işte futbolda garanti yok. Belki Kayseri yenecek. Hiç de belli olmaz. Kayseri'de taş gibi takım. Çünkü zaten burada haftalarda seninle söylediğin gibi Kayseri yani prosesi. Geçen sene bunun çok büyük benzeri yaşandı biz. Abdullah Avcı Hoca ile beraberdik Göztepe maçı öncesi. 8 puan öndeydi Başakşehir takımı. Evet. Yemekte beraberdik. Göztepe'yi de yenerseniz 70 puanla şampiyon olsun. Ben esprisini yapmıştım ama Göztepe geldi burada. Başakşehir'i yendi. Belki 5 farkla kazanacağı maçtı Başakşehir'in. Evet. Tamer Tuna Hoca orada varken Göztepe aldı 3 puanla ligde kaldı. Evet. Futbol her zaman sürprizleri gibi. O yüzden cazibesi güzel. Evet Engin Hocam, senin bu maçla ilgili görüşlerini alayım. Bu maçla alakalı aslında Konya adına söylenecek çok şey var. Dakika 45'ten 65'e kadar, yani gol 70'te geldi. 65'e kadar 20 dakikalık bölümde 45-65 maç 3-1'di. 7-1, 6-1 bile olabilirdi. Yani inanılmaz gol pozisyonları kaçırdı Konya. Pozisyon üstüne pozisyon buldu. Şöyle bir durum vardı. Başakşehir'in ikinci bölgesi hiç yoktu. Konya'da her oyuncu ikinci bölgeyi çok rahat geçip direkt üçlü defansla, yeri geldi dörtlü, 6'ya 4, 5'e 3 yakaladılar. Hele bir pozisyonda Mia ile beraber yakaladıkları bir pozisyon var. 5'e 2 yakaladılar, atamadılar. Yani maç 6-1'lere, 7-1'lere gelebilirdi o ara. Çok kopmuştu Başakşehir oyundan. Sonradan biraz tamam toparlandı. İşte Robinho'nun da girmesi etki etti. Yani bayağı bir toparladı, beraberliği yakaladı ama Konya ciddi anlamda hak etti. Hak etti ve inanılmaz bir mücadele gösterdi. Peki sence Konya cephesinden baktığın zaman Mia herhalde iki tane Mia, muhteşem gol attı. Ondan önce penaltı yaptırdı. İki tane de çok net gol pozisyonu var, kaçırdı. Yani attı iki tane gol, muhteşem bir gol. Evet. Penaltı yaptırdı ama maçın adamı ligde kalırsa Konya gayet iyi oynuyor. Genç de bir oyuncu hocam. Daha 22 yaşındaymış. Hani girdim biraz inceledim. Anladım. Ben biraz daha yaşlı bekliyordum ama 22 yaşındaymış daha Faruk Mia. Hani bu belki üst düzeyde takımlar için yeterli değil ama bir Başakşehir'de veya seviye takımlar için o seviye takımlar için inanılmaz bir oyuncu olabilir. Yani tabi rotasyonda kullanabileceğin çok ligin en önemli maçında devreye girdi. Evet, bu en önemli maçı senin kaybetsen belki gitti. De ligde bırakacak. Belki yani onu bilemezsin ama yani ciddi iş yaptı Konya adına. Ya ekstradan 3 puan onlar için. Ligin gel 3. Tabii hesapta olmayan 3 puanlar. Yani 30 kesinlikle. Puanda kalacaklardı. Sondan ikinci olacaklardı. Şu anda 14.'cüler. Yani İnanılmaz derecede iyi bir 3 puan oldu. 30 puan olacaktı yani. Ankara 29, tabii. Konya 30 olacaktı. 32 vesaire olacaktı yani. Tabii. Zor. Bir de bu haftaki maçları falan da çok zor.
Alttaki baktığın zaman çok zor maçları. Birazdan inceleyeceğiz. Bu hafta Trabzon'a gidiyor mesela. Çok zor gibi. Maçı var. Konya'nın maçı zor, evet. Sonra Trabzon. Alanya. Sonra Kayseri'nin zor. Hep Alanya'da zor. UEFA Kupası veya olursa Şampiyonlar Ligi. Düşme hattını sonra konuşuruz. Düşme hattının en önemli maçı bana göre Rize Malatya. Kesinlikle. Evet. Kaybeden. Tam bir savaş. Kaybeden gider. Ligin maçı. Bir ligi. Böyle evet, Gökhan Çaba, sence Başakşehir'in bu Başakşehir'i yenilgiye sürükleyen sebepler neydi? Ya belki şimdi hocalarımız da bahsetti, saha içinde bazı şeyler olabilir ama her takımın sezon içinde bir tane böyle bir maçı olur. O da bu maç diye görüyorum. Hani baktığın zaman bir sürü eksilerden bahsedildi zaten. Tek hani aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Biraz konsantrasyon eksikliği, biraz belki rahatlık hani Konya'nın durumu itibariyle. Kesin kazanırız. Hepsi birbirini biraz böyle üst üste koyduğun zaman işte bazen hepimiz oynadık. Olmaz dediğimiz top olur, vurmaz dediği vurur, gol olur. Öyle bir maçtı bana göre. Yani çok Trabzon kaybettiği için çok bir önemi olmuyor bana göre. Şöyle önemli olmuyor. Tabii ki önemli. Bir puan alsa belki farklı bir şey olacaktı. Şimdi belki yüzde şampiyon diyebilirdik belki bir puan alsaydı. Tabii tabii. Yani ama şu anda şimdi da öyle. Şu an baktığın zaman önümüzdeki haftaki maçı bir beraberlik, bir mağlubiyet hakkı var. Yani Trabzon'un ben çok daha zorlanacağını düşünüyorum yani. 5 maç oynadı yanılmıyorsam. Tabii 5 maç. 6 maç pardon. Değil mi? 6 maç, 8 maç vardı. 6 oynadı, 2 kazandı ve hepsinin diğer 4 maçta da puan kaybetti. Yani eline gelen bir fırsatı tepti. Çok büyük tepti. Yalnız kazansaydı eğer Trabzon kazansaydı Başakşehir'de çok büyük bir o zaman tam tersi olacaktı. Ve Okan Hoca da okların eleştiri oklarının hedefi olabilirdi. Hedefi evet. Olacaktı. Ama yani burada sadece hoca değil, oyuncuların bence daha fazla biraz böyle gevşek davranması diyelim buna kabaca. Ya, maç rahat davranması. Oyuncular bile hayretler içindeydi. Robinho'yu gösteriyor evet. Mesela. Biz bu maçı nasıl kaybettik der gibiydi yani surat ifadesi. Çok enteresandı yani. Ama Trabzon'un böyle davranması onları herkesi çok rahatlattı. Yani eline gelen fırsatı bu kadar kolay tepmesi. Gerçi direkten dönen topları var, şanssızlığı da var Trabzon'un ama bu kadar yani yedikleri gollere de baktığın zaman kolaydı. Sonuçta Başakşehir'e yaradı yine yani, bu hafta. Evet. Metin Hocam kim yani 3 gün 3 gece oynasalar kimse Başakşehir'in 4-3 Konya'ya Trabzon'da Denizli'ye 2-1 kaybedeceğini akla getirmezdi. Şu durumda getirmezdi fakat baktığınız zaman iki takım da can havliyle yani burada çok evet. Da sürpriz değil bence. Tabii ki sürpriz ama yani Konya'nın kazanması, Konya yani geçen sene, evvel seneye kadar Türkiye Kupası'nı kazanmış. Evet. Ligin en iyi takımlarından bir tanesine sahipti. Ama yani Ömer Ali'nin santraforu, forvet tek oynadığı bir Konya'da hani bu Konya eksik. Bence doğruyu buldukları hocam Ali Turan'la Selim Ay'ın yedek kulübesinde olmasıydı. Ne diyorsun hocam? Oynayanlar da ondan çok iyi değil zaten. Ama hocam yine de ya burada Selim Ay'la ben çalıştım ben kadroya da almadım. Ali Turan yıllardır beğenmediğim bir oyuncu. Yani Gökhan Çaba. Biz eleştiriyoruz seninle. Eleştiriyorduk Gökhan Çaba ben burada olduğu için söylemiyorum. Onların ikisinden de çok daha iyi oynar. Ben çalıştım Konya'da, Torku'da evet. Çalıştım. Ömer Ali Şahiner, Selim Ay. Evet. Benim futbolcum ben Selim'i 18'e falan da almıyordu. Belki hoca olsa beni alır. Bak hoca şimdi Süper Lig'de oynuyorum diyebilir. Diyelim. O mantaliteyle evet. Bakabilir. Benim kendi bakış evet. Açım bu. Ali Turan zaten lig oyuncusu değil. Evet, tüm takımların yani. En büyük, büyükler dahil stoper mevkiinde en büyük sıkıntıları. Fener dahil, Galatasaray dahil, Beşiktaş dahil. Trabzonspor 16 senede bir son geldi bir ara. Başakşehir hariç. Sadece onların orta ve ona da şaşırıyorum. Her maçını 1-0, 2-0 kazanan Başakşehir 4 tane gol yiyor. 4 tane gol yiyor. Zaten Konya ilk defa maçı, bu sene 4 gol atıyor. Yani, maçı ilginç hale getiren skor zaten hocam. Hani tabii ki Konya canavliyle saldırıyor ama Konya böyle 1-0, bir galibiyet 1-0 kazanmış yani. Olsa Konya bu kadar evet, şey olmaz. Gol attı, üstüne yat dersin. Ve 2-1 kazansa. Evet, aynen hocam. Mesela Trabzon'un geçmiş başlarına bak. Ben daha önceki programda anlattım. Ankara'da kazandı. Ankara hücum maçı. Bariz bir gol var ikinci gol. 2-0 evet. Girecek içeri. Verilmiş. Aynısını Antep Galatasaray'a attı. Onların hocaları var ya soytarı. Bu hafta da yaptığı şeyler. Yapıyor. Türkiye seviyor böyle. Şovmeniz. Biz şimdi burada kavga etsek, bağırsak, çağırsak daha çok reyting alırız. Biz burada program sunuyoruz. O da orada şarlatanlık yapıyor, soytarlık yapıyor. Evet o. O anda örnek yani Ankara Gücü belki o maçı kazansa Ankara Gücü'nün puanına bak şu anda 32. Düşecek yani ilk aday Ankara Gücü görünüyor şu anda. 32 olsa son haftaya kadar gidecekti. O 3 puanla Başakşehir bu duruma geldi. Rica edeceğim puan durumunu da arkada verebilirsek.
Şimdi hocam alt taraf Denizli, Konya, Malatya, Rize, Kayseri, Ankara Gücü. Üst taraf Beşiktaş, Trabzon, Beşiktaş, Sivas, Trabzon, Başakşehir. Evet. Beşiktaş'ın Sivas'la ciddi bir çekişmesi var. Başakşehir, Trabzonspor'da artık kopmuş. Yani Başakşehir şampi diyebiliriz. Bu hafta bir beraberlik alsa zaten iş bitiyor. Alanya'da koptu, Galatasaray'da koptu. Artık Beşiktaş, Sivas 3. olup Şampiyon Ligi ön elemeye gitme gibi durumlar var. Beşiktaş bu hafta Fener'le oynuyor değil mi? Evet, derbi var hocam. Yani o maç Fenerbahçe'nin alakası yok gibi görünüyor ama derbilerin favorisi olmaz. Mutlaka. Neyin olacağı belli olmaz o maçta. Bana göre Fenerbahçe kötü de oynamıyor yani. Beşiktaş açısından biraz daha işte bu üçüncülük anlamında önemli bir anlamlı maç. Anlamlı bir Şampiyonlar Ligi oynama durumu evet, var. Evet, ondan dolayı ama tabii Sivas'ta içeride oynayacak. Sivas içeride gençler, dışarıda Göztepe ile oynuyor. Evet. Yani Sivas'ın burada 60-63 yapma şansı yüksek. Yüksek, evet. İçeride Göztepe. İçeride Gençler Birliği, dışarıda Göztepe. İçeride Göztepe. Sivas. Gençler kurtardı. Kurtardı. Gençler Birliği kurtardı, evet. Trabzon, Konya içeride, Kayseri deplasman hocam. Başakşehir, Kayseri içeride, Kasımpaşa. Kayseri Spor için müthiş zor iki maç hocam. Kayseri. Başakşehir, Kayseri berabere kalsa gidiyor. Son maç Trabzon, Kayseri belki bir ihtimal. Ya bilemezsin ama Başakşehir olabilir. Bu hafta şampiyonluk turunu atar. Kayseri Spor veda eder gibime geliyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Trabzon'da hem Konya hem Kayseri ile oynuyor. Evet. İki o da ilginç bir fikstür. Yani, tabii ikisi de düşecek takım. Yani düşme adayı olan takım daha ilginç doğrusu. Çok ilginç denk gelmiş yani kurallar. Evet. Fikstür. Şurada bir öngörülerimizin yanında ben Denizli düşer dedim Konya ile beraber ama Denizli düşer fikrine devam ediyorum ama burada Kayseri'de ciddi bir problem yaşıyor gibi geliyor. Bir de bu hafta oyundan iki oyuncusu atıldı. Çok kritik, önemli iki oyuncusu. Kayseri'nin. Biri evet. Mensah yanılıyor. Mensah atıldı hocam. O açıdan da iyi oyuncu. Yani en önemli oyuncuların bir tanesi. Sıkıntı yaratacak bir oyuncu takım kendi adına. Evet, Engin hocam, Trabzonspor Denizli Spor'a sürpriz 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 ile kaybetti. Aynen. Yani bu da çok büyük bir sürprizdi. Denizli Spor için de şey oldu, resmen piyango vurmuş oldu. Yani bu 3 puanla Denizli çok rahatladı. Ligin başında otursan zaten bu 3 puanı yazmıyorsun. Aynen. Hesap yaparken. Ama bir şey fark ettik mesela. Trabzon'da daha önceden de bahsettiğimiz o ileri üçlü Ekuban, Sörlot ve Envakayeme ciddi anlamda onlar iş yapıyor. Ama arkasındaki üçlü bu sefer iş yapmadı. Abdülkadir olsun. İşte onlar da fazla iş yapmadı bu hafta. Öndekiler çok iş yapmadı. Yine de top tutuyorlardı hocam. Top geldiğinde iyi sakladılar. Yani, bir türlü gereken pozisyonu üretemediler orada. Sakatlık sonrası bence hocam Sosa'nın fizikman geri gelmesi çok etkiledi. Abdülkadir Parmak orada tek başına çok iyi işler yapıyor Engin hocam. Yani her maç 60-65 dakika iyi futbol oynuyor diye bilmiyorum. Metin hocam sen de seyrettin maçı. Hüseyin Cipçin'e de çok büyük parmak tepki gayet var. Ağır tepki var. Evet. Bir şey benim son haftalarda dikkatimi çekti yani. Trabzon'da. İleri uçta özellikle, ileri uç oyuncu olarak söylemiyorum ama o bölgede, gol bölgesinde pozisyona giren oyuncuların bencilliği çok dikkatimi çekti son 2-3 maçta. Bu maç benim de. Çok kritik pozisyonlarda son vuruşları hep kendileri tercih edip çok abuk subuk, çok saçma sapan bitirişler yaptılar. Bu maçta oldu. Ondan önceki iki maçta da ben birkaç pozisyon hatırlıyorum. Şimdi isim olarak da bir hatırlamam zor ama bunları eğer isabetli veya doğru paslarla bitirmiş olsalar belki sonuç olarak kazanma adına çok var, farklı sonuçlar çıkabilirdi. Var. Ekuban'ın pozisyonu var. Vakayemen'in var. Ya zaten forvet oyuncusu. Var. Santrafor veya kenar oyuncusu. Burada bencil olmak zorunda ama her pozisyon değil. Asist ya. Bu maçta Ekuban dedin ya hocam. Yani, bir tane girdi böyle düşe kalka artık vuramayacağını da belli. Karşıda gol olacak. Orada oyuncu var. Dürt ona düşerken cephe karşıda diri adam yani gol yapacağı %90 gol yapacağı orada, pozisyon. Orada, vuruş orada, denedi mesela. Hocalarım şimdi burada. Orada onu görenler Real Madrid'de oynuyor. Barcelona'da yani, oynuyor. O da orası. Metin hocam şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Kulübedeki hoca faktörü de bunda önemli değil mi sence? Yani önemli, çok büyük sen etken. Yıllardır çok başarılı bir şekilde bu işi yapan ya siz de oynadınız bizim abimizsin. Siz de oynamanın haricinde sen hocalığı çok iyi biliyorsun. Yani sen bu işin yok canım, bu kadar. En iyilerinden birisin bizim için. Ya, hoca büyük etken, tabii ki büyük etken. Şimdi dışarıda sen olsan ben seni görsem Azrail'e geç atıyorum. Hani deyim yerindeyse. Kenardaki hocanın duruşu sağdaki futbolcuya zaten Hüseyin Hoca'ya
Ya Ünal Hoca'ya biraz daha belki kenarda, şimdi hep şey göster, örnek göstereceğiz. Gerçi Galatasaray yerlerde de. Şimdi Fatih Hoca'nın kenarda duruşuyla Hüseyin Cimşin'in duruşu farklı. Futbolcuna bakış açısı her takımda farklıdır. Kesinlikle. Zaten Falcao'dur, bilmem nedir. O Trabzon'da oynamış olsa Sosa da yerine göre kendi hoca konumunda, saha içi hocası gibi görünüyor. Tabii tabii, maç oynanırken hoca dönüyor arkaya. Kenarda durmakla, veriyor. Çıkıp bağırmakla, çağırmakla olmuyor ki. Oyunu okumak önemli. Rakibin pozisyonu önemli. Rakibin nereden geldi önemli. Oyuncu değişikliklerini doğru zamanda doğru oyuncuyu alman önemli. Şimdi Trabzon'da bakıyorum herkes ağzlamca küfürlü ağır eleştiriler evet, yapıyorlar. Sosyal medyada. Hüseyin Hoca bunu hak etmiyor. Sosyal medyada inanılmaz büyük para verip 2 milyon euro verip hoca alsaydın. Şimdi işte Abdullah Avcı gelseydi şöyle olurdu. Rıza Çalınbay gelseydi böyle olurdu. Kendi çocuğunuz getirmiştin. Şampiyon olsaydı ne olacaktı? Tarihe geçecekti. Efsane olsun. Efsane. Ünal Hoca'yı yollamasaydınız o zaman. Ya Ünal Hoca belki kalsaydı bundan daha kötü olacaktı. Bilemiyorsun ki. Bilemezsin. Bunu evet. Bilemiyorsun. Yaşamadım. Ama burada Hüseyin Hoca'nın zaten geçmiş dönemde hocalık geçmişi yok. O yüzden eleştiri burada. Evet. İlk mağlubiyetini alıyor Hüseyin Hoca. 15 maç oynadı belki kupa dahil. Evet. Baktığın zaman. Başarısın bu. Gayet başarılı. Çok başarılı işte, evde. Öyle bir kritik artık noktada. Artık orada şampiyonlar şartlandı evet. Herkes. Hocam şöyle bir şeyim var. Yani Ünal Karaman'la ilgili çok büyük bir politika uygulandı gibi geliyor bana. Bunu ben 3-4 gündür üzerinde düşünüyorum. Açmak istiyorum. Geçmiş dönemde yaşanmış olay. Gitmeden önce. Şöyle hocam. Yok onunla ilgili değil. Yani Ünal Karaman bıraktırıldı. Hüseyin Hoca'nın normal şartlarda yardımcı hocası olduğu için onunla beraber bırakması gerekiyordu. Anlattık. Ki geçen yönetim konu yaptığında. Okey. Ama büyük bir şey yapıp Rize Spor Ünal Karaman'a verildi. Ünal Karaman Rize Spor'u düşürürse Hüseyin de şampiyon olursa Hüseyin Hoca'da bakın yani biz göndermekte şey yaptık, çok, haklıydık çok gibi. Basit ve çok saçma sapan bir örnek olur. Yani komik bir bu yaklaşım olur. İnanamıyorum. Ünal Hoca'yı biz ayarladık, Rize'ye gönderdik. Hüseyin Hoca onu yerine getirdik. Ya, bak Trabzon şampiyon Rize'ye düştü. Bir camialarla ilgili konuşuyoruz ya. Evet. Birisi Trabzon, biri Rize. Bağlı Rize'yi değil. Ayarlamaktan ama değil. Yani Rize değil. Spor düşerse ki bugün istifa etti Ünal Karaman. Değil mi? Bugün şey istifa düştü. Etti hocam. Ya, Rize Spor'dan. Malatya Rize'yi yendiği zaman Rize'nin düşme şansı çok yüksek. Tabii. Ne oldu? Ünal Hoca Rize'yi düşürdü olacak. Öyle Ünal Hoca'nın da büyük bir şeyi var biliyorsun hani iyi bir seven kitlesi var Trabzon'da Ünal Hoca da hacı atılacak bir adam değil. Böylece tepkilerden kurtulacaktı Trabzon spor camiası veya yönetimi. Bu da çürümüş oldu. Ünal Karaman da istifa etti. Gerçi başarısız istifa etti. Onunla ilgili daha önceki programda ben o şeyi bahsettim. Ünal Hoca oraya ekibiyle gitti. Ümit İnal vardı yardımcısı vesaire. Evet. Hüseyin'i yönetim verdi oraya evet. Hüseyin Hoca'yı ve kaleci Metin'i. Bizim o klasiktir Trabzon'da. Ben de Trabzon'da top oynadım. Ünal'la beraber de oynadık biz. Klasiktir. George Likens geldi Belçikalı Hoca. Giray Hoca'ya getirdiler Giray Bulağı. Fransızcası çok iyi diye. Yani soru işareti aldı sonra gitti hoca bir yerlerde çalıştı etti bilmem ne yaptı. Hep Trabzon birini verirler yanına. Şimdi Şota gelsin deniyor. Hüseyin Hoca gitsin deniyor. Kimi son iki maç Hüseyin Cimşir devam etsin diyor. Şota diyorlar yanına Fatih Tekke ya, arkasına Gökdeniz hemen konuşuluyor. Yazıyorlar. Orta sahaya bilmem işte hani bir alırlar. Hami alırlar bir kenara. Bir şeyler yaparlar onlar orada. Bütün eski futbolcu. Yine 11'i kuracaklar. Yine Fenerbahçe girecekler hocayı. Ahmet Suat Özcan, Özkan Sümer'den hep orada bir şey var bu Egemen. Sağlıklı düşünceden çıktığı için bunlar artık mantıksız. Tamamen. Şu anda Ağoğlu, Ahmet Ağoğlu Başkan da şu anda hedef halinde. Baskı altında. Ama bir hedef halinde. Alanya maçından ama hocam, sonra. Bu takımın buraya gelmesinin en büyük sebebi Ahmet Ağoğlu değil mi sence? Alanya maçından sonra çok çok büyük tepki aldı zaten. Ya sahaya girmesi, her zamana saldırması. Alanya Spor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'yla diyaloğa girmesi karşılığı bakıyorsun. İşte abim arıyor. O Dışişleri Bakanı işte Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığını zannediyor. Büyük abileri oradaymış. Benim abim orada küfre. Yani izliyorum programı. Güldüm sadece. Yani evet. Çok komik duruma düşüyorsun. Büyük camiasın. Başkanın biri orada farklı. Yani biz burada yorumculuk yapıyoruz. Sahada futbolcular. Başkan sahaya niye giriyorsun ya? Tercümanın, Alanya Spor'un tercümanı senin ne işin ne olur? Ne işin var onunla? O yüzden Trabzon ben her zaman söylüyorum. Türkiye'nin büyük futbol takımlarından bir tanesi. En büyük camialarından bir tanesi ama 3 büyükler, 4 büyükler dediği zaman daha biraz daha herhalde yol kat etmesi gerekiyor. Şapkalarının önüne koyup düşünmeleri gerekir. Bu sene şampiyonluğu bana göre yönetim kurulunun hatalarıyla yani ben çok içimden geçirmiştim. Yani. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Trabzonspor biz şampiyon. Biz hepimiz burada konuştuk. Başakşehir hocam. Yani burada alınmasın, gücenmesin. Zaten Başakşehir ben her zaman söylüyorum. Trabzon ve Başakşehir iki tane siyasi gücü arkasına almış takım. Bu çok belli yani. Bu Türkiye biliyor. Ama Başakşehir'in takım kadrosu, kulübesiyle 22 tane kimi koysan oynuyor.
Trabzon'da işte Abdülkadirler çıktı, Yusuflar gitti. Aynı... Uğurcan iyi oynuyordu. Şimdi bakıyorsun artık kaleci de hatalı gol yedi demeye başladı. Evet. Yani yedi zaten. İkinci gol. Futbolda dede onda iyi oynayamaz. Olabilir hocam. Bu çocuk da ligin başından Muslera ile ikisi takımlarını sürükleyen iki kaleciydi. Ben her zaman söylüyorum. Türkiye'nin yani bizim kendi çocuklarımızın Muslera'sı kalecilerimiz. Kesinlikle. Muslera'yı zaten ayrı bir kefeye koyuyoruz. Yani Galatasaray'ın da en büyük etkilerinden bir tanesi Muslera'nın olmaması. Ama Trabzon'da da mesela psikolojik olarak da. Yokken aynı şeyi söyledim. Muslera gittiği an benim ilk söylediğim şey Galatasaray'ın bütün hedefleri gitti dedim. Bu kendi yakın çevremde. %100 katılıyorum. Trabzon konusunda şöyle de katılıyorum sana. Ben de aynı şeyi söyledim. Hani bu yapılanması, Trabzon'un genç oyuncuların çıkması, çok bir model şey. Olması tabii, adına ben gönlümden Trabzon geçiyordu. Yani evet, o taçlansın. Tüm Türkiye'nin çok güzel bir örnek oldu anlamında. Tabii ki hak eden olacak yani sonuçta sahada oynanıyor ama. Kesinlikle. Başakşehir'de bakalım, Metin hocamın yani, dediği gibi İbrahim, sonuna kadar hak ediyor. Tabii, hiç kesinlikle. Ne ona kıyak yapılmıştır ne başka bir şey, aslan gibi oynayıp kazandı. Yani şu son Konya maçına kadar ben belki 2-3 yılda olacak. Başakşehir ilk defa bu kadar etkisiz, kötü futbol oynayan, 4 tane gol yiyen. Defansif olarak da Başakşehir 2 tane bekleri kötü değil. Epriyanu'yla savunma dörtlüsü en iyi en az gol yiyen takım. Kaysara. Klişi, Epriano, Şikirtel. Ben yani bu dörtlü. Kendi iyi dörtlüsü. Kalede de çok iyi bir kaleci var. Şu anda Mert Günok çok iyi kaleci. Şu ana kadar zannediyorum Başakşehir bugün 37 gol yemiş. 33 golmüş zannediyorum bu haftaya kadar. Öyle tahmin ediyorum. Bir maçta 4 gol yedi mi? En az 31. Şu anda toplam 31 gol. 27. 27'den 31. 27 yemiş şimdiye kadar. 27'ydi. Yani baktığın zaman 32 maçta 27 gol. Yıllarca defans oynadın Gökhan sen çok biliyorsun. Zaten 27 gol çok iyi. Üsteray'la beraber ligin en az gol yiyen kalecisiydi. Forvet'i kesinlikle. Çok gol atan takımlarından bir tanesi yine. Evet. Gerçi az maç kazandı. Farklı gollerle maç kazanmadı ama kaybetmiyor. Kaybetmiyordu evet. Akıllı oynuyor. Kaybetmiyor. Kazanmasını Dembaba, biliyordu bir şekilde. Dembaba yani son haftalarda mesela attığı gollerle müthiş çıkış gösterdi. Çok büyük de katkı veriyor. Kesinlikle canım kesinlikle. Bütün tecrübesini yansıtıyor. Yani Robinho sonradan giriyor. Dünya starı ne olursa olsun. 50 yaşında olsun işte. O kadar o kadındaysa ben de onu hocaysam Robinho'yu. Belki hep katkı sağlıyor. Hiç %100 sağlıyor. Robinho'dan bahsediyoruz ya. Dört dünya kupası yani görmüş adam. Bir hani ben sonradan giriyorum. Bana ne ya? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Adam profesyonelce bakıyor. Kesinlikle. Buraya gelip ben Robinho'yum ya. Oraya Okan Buruk diye biri gelmiş. Düne kadar beni televizyonda izliyordu Dünya Kupası'nda. Bizim klasik görüşlerimiz var. Çok zihniyeti. Tam o zihniyetteyiz. Ne diyorsun sen ben Robinho'yum. O zaman gelme buraya. Gelme abi. O konuda gelmiş. Gelme o zaman buraya. Gelme. Buraya Roberto Carlos da geldi. Geldi. Aksar'ı çalıştırdı. Teneke kulübede oturdu. Hocam Roberto Carlos'un ilk geldiğinde Fenerbahçe'nin o maraton tribünü var ya o işte çıplak sobayla maç seyreden kafası güzel gelen tribünde Roberto Carlos kaleciden aldı topu. Adamın biri Carlos dedi. Carlos top ayağındayken döndü tribüne baktı fotoğraf çekti herif. Sonra devam etti mi oyuna? Sonra devam etti. Şut at diyor. Diyorsun. Orta sahayı geçmeden şut vur diyorlar. Hani Carlos vuruyor ya hocam. Orta sahayı geçmeden vur diye başlıyordu bütün tribün. Yani diyeceğim Robinho konusunda. Buraya kimler geldi kimler geçti. Adam tam bir profesyonel yani. Ben çok beğeniyorum Robinho. Helal olsun. Hiç de arıza yani. Çıkartmadan devam ediyor. Bundan önceki girdiği maçta skoru etkiledi. Evet. Penaltı yaptırdı zaten. Yine girdiğinde bayağı bir etkili oldu yani. Evet. Bu maçta da bayağı. Şimdi reklam aramızdan önce Ayhan Çevikbaş Metin abime ve herkese Kuşadası'ndan selamlar diyor. Kadir Şentürk. Ayhan Çevikbaş Meto diye seslenmiş. İran'dan Amirdaş'tan selam söylüyor. Amaç kardeşimiz selam söylüyor. Bunları okuyayım sonra programın okuyacağız akışında sonra, evet, ikinci abi. Yarıda daha şey yapacağız. Belçika'dan Veysel Bey'in çok selam var. Havalar burada soğuk diyor, demiş. Geleceğiz diyorlar. Gel biz de buradan Belçika'ya çok selamlarımızı yolluyoruz. Kuşadası'na da buradan, Kuşadası'na özellikle. Kuşadası'na, Ayhan Çevikbaş, evet. Ne derler? Yiğit namıyla alınır. Bodur Ayhan. Ayhan Çevikbaş çok önemli bir insan Kuşadası'nda. Çok iyi dostumdur. Buradan selamlar, saygı da Ayhan'ım. Osman Akbalık, Gökhan abim selam diyor. Hüseyin Nergis'in selam var. Sündüz Sağır, Baldızım, Ali Aydar, Hanif Alas, Can Yazıcı böyle gidiyor. Herkes çok memnun, iyi yayınlar diyor. Mardin Medyat yok mu? Yeni stüdyoyu beğenmişler mi? Öyle bir şey geldi mi geçen hafta? Geçen hafta geldi stüdyoyla ilgili. Güzel. Muhteşem olmuşlar. Yalnız stüdyoda bir eksik var dediler. Ne dedim? Metin abi yok dediler. Biz çıkıyoruz yayından dediler. Ben geldiğimde klima yok. Çok güzel görünüyor. Terledim. Klimanın görüntüsü mükemmel. Bir klima bu kadar güzel olur. Eşim de size çok selam söylüyor. İyi yayınlar diliyor. Yani, sağ olsun. Evet, bir kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra daha hızlı bir şekilde programımızı biraz daha
aksiyon dolu devam ettireceğiz. İzlemeye devam edin. Evet, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Biraz daha hızlı ve aksiyon dolu çünkü konularımız fazla. Evet, Metin Hocam, Trabzonspor'u kapatmadan senin Denizli Spor'la ilgili görüşlerini almak istiyorum. Bülent Uygun gittikten sonra kardeşimiz geldiği yerine bir toparlanma mı yoksa şans galibiyeti mi? Ya bu şans galibiyeti de diyebilir. Şimdi Levent Kartop yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz kardeşimiz. Denizli'nin altyapısında çalışıyor. Şimdi klasiktir belki, yeni gelen hoca ilk hafta hep böyle sürprizlere gebelir, maç kazanır. Oynadılar, kazandılar. Evet. Hani bunu futbolcuların hepsinin vermiş olduğu mücadele. Tabii ki Levent Hoca'nın da bunda katkısı vardır. İnşallah gelecekte daha iyi olur, ligde kalır. Artık bilemeyiz, kalamaz. Levent Hoca'ya şans verir, devam eder. Yani evet Gökhan, başka bir şey diyemeyiz. Senin Denizli Spor'la ilgili? Ya işleri zor. Ama bu galibiyet onları biraz rahatlattı. Tabii canım, tabii. İlk dediği, hocamın dediği gibi, hocanın ilk gelmesi, ilk oyuncu üzerinde yani, bir olumlu etki olur, bir motive eder, klasik, tabii. Bir artısı olur. Tabii burada biraz Trabzon'un da olumsuz olması son serüvende, son 3-4 maçta. Trabzon'un da kazanma şansı yüksek. Direkten dönemde. Hocam bir soru soracağım. Biraz da şanssız da olur. Aynen. Yani ilk maçın Gökhan bir şansı, hocam, bir isteği. Muhakkak Gökhan, aynen. Bir soru soracağım hepinize. Kesinlikle. Çok önemli bir galibiyet oldu ama onlar. Sezon başı yapılanmasında ligde, sezon başı yapılanmasına ligde iki tane veya sezon ortası da olabilir, iki tane takım var. Denizli ve Konyaspor. Evet. Hoca konusunda bu yapılanmalarını yanlış yaptı diyebilir miyiz? Aykut Kocaman ve Yücel Hoca'dan başladı. Evet, başlandı. Sonra Bülent Hoca ile devam eden bir... Yücel Hoca'dan sonra mı Bülent geldi? Bülent sonra geldi, Bülent sonra. Hoca. Sonra geldi de başka var mı arada? Bülent çünkü önce Kayseri'ye gitti Bülent Hoca, sonradan tabii, Denizli'ye tabii geldi. Ya da aslında ben Bülent Uygun'u açmak istiyorum. Biraz da Aykut Kocaman'ı açmak istiyorum hocam. Ya. Yani Konya Spor gibi büyük bir camia, büyük bir tesisleşme, büyük bir stat ve çok iyi bir yönetim kurulu. Aykut Hoca'ya çok inandı. Hatta inanmaya devam etseler de düşmüşlerdi şu an. Birazcık kurtarma şansları ya var. Ben onu, orada benim çok yönetici arkadaşlarım var. Memleketim benim Konya. Tabii, sen oradasın bir de hocam. 81 senesinde kurulan Konya Spor İdmar'ın numarında kurulan ilk takımda oynadım. Belki yaşımız o kadar 90-100 değil ama plaket de aldık. Ben oradaki yönetici arkadaşlara da söyledim. Aykut Hoca 2 sene önce Türkiye Kupası'nı kazanan bir takım teknik direktörü. Ciddi başarı. Taraftar çok seviyor. Konya potansiyeli çok yüksek bir yer. Bunu oynanan milli maçlarda herkes gördü orada. Ama Aykut Hoca'ya çok sabrettiler. İşte yüreği kocaman, düşeceksek senle gidelim, yanacaksak senle yanalım dedi. Fener hala yanıyor Ersun Yanal'la. Oraya ayrıca gireriz. Konya'da Aykut Hoca ile yandı bence. Burada Aykut Hoca'nın başarısı yatsınamaz. Hoca Türkiye'nin sayılı hocalarından bir tanesi. Çok da iyi arkadaşım, kişilik, karakter farklı ama uymadı. Tamer Tuna da Göztepe'ye geldi. Sivas'ta başarısız oldu. Antalya'ya gitti. Çok ciddi işler yaptı. Olmayabiliyor, uymayabiliyor bazı oyuncu hocalar. Oyuncu grubuyla uyum. Oyuncu grubu yani bu farklı bir şeydir. O yüzden ya burada biraz da Konya'da şöyle Aykut Hoca'nın biraz da hani belki de biraz da bu yılların bir doymuşluğu, oyuncular hep biliyorsun hocam şu son döneme kadar hep aynı oyuncu grubu, şey aynı yani, psikoloji, değişiklik şart oluyor. Kesinlikle hocam. Çok dejenere oluyor bazı şeyler. Yani ne kadar o biz başarılıydık, tekrar bir çıkış yakalayabiliriz, tekrar yapabiliriz. O bazen yok olmuyor. Aykut Kocaman'la, Aykut Kocaman'ın bundan sonra çıkış yapacağını zaten ben inanmıyorum. Yok, ben yani yaptığı transferler çok sıkıntılı. Konya ile birlikte Konya anlamında bir arada söylüyorum. Evet, evet. Çünkü çok aynı oyuncularla çok uzun süredir birlikteydi. Yani daha ciddi oyuncu bir hoca, psikolojisi de kaldırmıyor. Mesela artık, Rıza Çalınbay gibi daha ciddi bakan bir hoca veya işte bla bla ve yani oyuncu hoca grubunda var da değişiklik. Yanlış mıyım Metin oldu abi? Evet, evet, doğru. Orada yani, katılıyorum. O Konya'ya yakışan daha ciddi, daha menajerlerle iç içe olmayan. Zaten şimdi döneceğim sana Engin Hocam, şey, bu konuda dolusun. Bu dediğin açıdan evet, dediğin açıdan doğru ama hani burada sadece hoca da değil, burada yönetimin aldandığı bir nokta da işte hocamın söylediği o başarılarla birlikte evet, aynı oyuncu grubu artık bir doymuşluk, bir bıkkınlık, bir dersin ya, hep biliyoruz zaten hocanın ne yapacağını veya ne oynatacağını. Oyuncuda da bu psikoloji hocam, oluşuyor. 63 yılda Selim Aylal'le Turan oynuyor. O otomatikman artık takımı da oyuncuyu da geri getirdiğini zaten görüyoruz bu sene tamamen. Yani o olay Aykut Kocaman artık Konya çok iyi gidecek diye bir şey kalmadı. Çünkü oyuncu grubunun tamamen gitmez zaten. Tamamen değişmesi lazım artık yani. Engin Hocam şimdi transfer demişken Balkanları çok iyi biliyorsun. Yıllarca takip ettin. Evet. Aykut Hoca da yardımcısından dolayı
Balkanlarla iç içe bir menajerler. Birkaç tane oyuncu aldı. Evet, birkaç tane çok oyuncu aldı ama iyi çıkan, yani Milošević o getirdi büyük ihtimal bir önceki döneminde. Evet. Değil mi Metin hocam? Milošević iyi çıktı. Milošević. Geri kalan Skubic. Yabancılar, Skubic var bir de çizgi karakter. Skubic zaten vardı. İyi oyuncu, takım kaptanı. İyi oynuyor. Yani. Üstüne koyarak devam ediyor. Her sene 3-4 gol yapıyor falan. Ve Konya Lig takımında sonunda kalacak. Vardı. Aynen öyle. O attı dün 4. golü değil mi? Evet. O attı hocam. Yani bugüne kadar 3-5 atı yoktu. Çok iyi bir koşu, araya iyi bir pas, çok ara iyi. Pas. Pas çok, çok iyi yani. Evet, hocam. 3 oyuncu oyundan düşürdü. Çok daha önceden izlediğim Yevtoviç vardı. Mesela onu aldılar. Hani tutmadı. Yevtoviç aslında kötü oyuncu değil. Evet. Aldılar. Hani bir konuşmazlığı oldu. Bir şeyler oldu. Tutmadı. Hani Aykut Hoca olayına da gelirsek. Aykut Hoca ile zaten hatta Metin hocamın da ortak birkaç arkadaşlar. Tamer Hoca'yı bilirsiniz hocam. Tamer Elik. Çok yani sezon başı Aykut Hoca konusunda bayağı bir aslında sorunlar yaşandı. Aykut Hoca'nın daha önceki senelerden kredisi çok fazla olduğu için Konya'da gelişinin en büyük sebebi oydu. Altyapılarda da bayağı bir değişiklik yapılacak. Hatta bizim Almanya'dan Hüseyin Yüce hocamız gelecek. Adı geçiyordu, onun da gelme ihtimalleri vardı. Aykut Hoca altyapı da dahil kendi elemanlarını doldurdu diyelim işin açığı. Fakat hiçbir şekilde bu sene götüremedi, başarılı olamadı. Ki Konya zaten dediğimiz gibi kalsaydı başında %100 düşmeyi garantilerdi. Bülent Hoca konusunda da mesela Bülent Hoca'yı diğer şeylerden de, çalıştırdığı kulüplerden de biliyoruz. Artı başarı veya başarısızlığın dışında menajerlik olaylarından da biliyoruz. Yani üstü oraya kapalı, oyuncu menajerliği getirme, götürme, başka şeyleri getirip götürme olayları falan. Hani bunlar çok ayyuka çıktığı için hani Bülent Hoca'nın bizim de gözümüzde çok fazla böyle bir hoca sıfatıyla bakıp da burayı alıp da götürebilecek kapasitede görmüyoruz biz de işin açığı. Hani... Aynen öyle Engin hocam. Metin hocam, ben de hani Bülent Hoca'yı kulübede gördüğüm zaman işte hani seni hani veya işte içimizden Gökhan, Ahmet, Mehmet önemli değil. Hani o imajı vermiyor. Futbolcu menajeri görüyorum orada. Yani başka bir gerçek şey direktör görmüyorsun orada. Futbolcu menajeri bilmiyorum. Hani sen şimdi hepimiz tanıyoruz iyi kötü. Sen daha da iyi tanıyorsundur. Estağfurullah Bülent kardeşimiz. Nerede görürse saygı bir Allah abidir ama. Ama hocam yani o kulübede hoca olarak bir görüntüsü yok. Daha çok menajer olup günübirlik gelmiş. Sen kafanda öyle yerleştirmişsin. Yıllardır onun yani verdiği imaj. Yani bir sürü kişi. Vermiş olduğu imaj öyle olduğu için, geçmişte yaşananlar olduğu için. Bu, diğer isimleri burada zikretmeye gerek yok. Hep böyle görüyorsun yani. Hepimiz de biliyoruz bunu. Valla bilmiyorum artık yani. Ya ben Göztepe'de sportif direktörlük yaparken hocam, ben gittim şu oyuncuları al, bunları al diye oturdum kendisiyle konuştum bana. Orada sana oyuncu tavsiye etti yani menajer gibi. Zaten menajer bir çalıştırdığı bir cep telefoncu vardı, affedersin hocam. Evet. Onun yerine o işleri o yapıyordu. Yani, ben de buradan söylüyorum, ortak çalışıyorlardı. İşte menajer değilim falan filan lafları hiç güzel değil. Yurt dışına gitti, orada işleri hallettiler. Geldiler şimdi burada. Nasıl dahil oldu bu 12 kişilik bizim o şey var ya, Şampiyonlar Ligi hoca kadromuz. O kadronun içine nasıl girdi? Onun için 5-6 tane program yaparız ya. O kadar girersek o konulara çok program yaparız. Aa, hocam ama bizim zaten buradaki hani yani buradaki programımızın amacı bu. Millet gibi goy goyculuk yapıp işte ya. Bak mesaj geldi Fenerbahçe'nin hocası. Söylemiyorum ama yarın akşam söyleyeceğim gibi. Bizim öyle actionlarımız yok. Yani sen olsun, Engin hocam olsun, işte Gökhan geldi iki program. Ya nasıl olsa öğrenecek o hoca yani. Sen bana şimdi söylesen ne olur, yarın söylesen ne olur. Biraz sonra ben biliyorum. Şimdi bir yerle görüştüm. Şunla anlaşayım. Bırakın bu işleri. Metin ya. Abi geldi işte. Ya hep yalan dolan, boş muhabbet, yalandan reyting olsun diye. Biraz sonra söyleyeceğim. Altyapısı, ışığı karart, baba müziği koy, anne müziğini aç, kız kardeşin gitsin, Kanarya gelsin. Bunlar program falan magazin yapıyor. Biz orada değiliz ya. Biz başka yerdeyiz. O yüzden ya, ben rica ediyorum. Kardeşim, hani ama... 3 program da olsa mesela 3 dakikalık özetleyerek bunları sevgili seyircilerimize anlatmamız çok gerekiyor. Çok fazla gelme üzerime bak. Çok spotlar güzel. Yeni stüdyo çok terletiyor. Klima güzel. Hocam iki programdır var ya. Yoksun. Burası nasıl senin eksik? Senin söyleyeceğim. Vallahi çok sıcak ya. O renk giydim saçlarım beyaz diye güzel görünsün diye. Daha da yandım ya. Allah Allah. Of. Evet. İyi oldu Metin abi. Mesaj alınmıştı. Metin hocam gidelim. Var ya. Geldi aslında yine renk geldi programı. Lokomotifimiz ya. Kuşadası'nda bütün güneş. Kuşadası'nda da yandık her gün ya. Biraz serinli hocam. Birazdan ben Sümüdika'ya gireceğim seninle o zaman. Vallahi bir orada yandık. Ayhan Çevikbaş benim kardeşim göndermiş. Var orada bir kedi Ahmet başımıza. Kaptan mutfağı açmış. Her şey güzel. Çok sıcak. Zaten evet, tavla bilmiyor. Bağımsız reklam izleyicimiz var. Of. Sizce Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için Uğurcan ve Abdülkadir'i satmalı mı diyor. Gidemeyeceği garanti mi?
Gideceği de değil. Manchester City ile ilgili bir konu var da, Manchester City'ye 3 yıl ceza verilmişti. 1 yıla indirilmiş, para cezası yarıya düşürülmüş. Manchester City'yi örnek gösterip Trabzonspor avukatları kaldırma durumu ortaya çıkmış. Bugün evet. Böyle bir konu var. Yani artık öyle bir şey de olabilir ki Trabzon şampiyon olamasa bile en azından ikinci olup şampiyon ligine gitmesi maddi anlamda ciddi bir para gelir. Oldu da olmadı hocam. Uğurcan ve Abdülkadir'in satılması mantıklı mı? Veya gerekir mi? Oyuncuların geleceği açısından tavsiyen nedir? Oyuncuların geleceği açısından kesinlikle. %100 ya. Gitmeli. Hala geçecekler onu. Yani. Kalsın, beklesin, pişecek. Evet. Bu ne kadayıf mı ya da nereye pişecek ya? Yusuf Yazıcı'yı vermeseler Allah korusun. Yusuf şu an künefe olmuştu hocam. Yok, oradaki sakat Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da yaşam sosyal olacaktı. Bitti. Çok özür diliyorum yani. Kimse burada yanlış anlamasın. Çok özür diliyorum. Mal değerini buldu mu satılmalı diye. Futbolcu değerini bulduysa hemen gidecek. Evet. Çünkü oradan futbolcu değerini iyice bulmuş. 30-35'ten sonra geliyor buraya. Sen Şampiyonlar Ligi diyorsun. Ben Şampiyonlarla gitse de gitmese de farz edelim birinci oldu, şampiyon oldu, gene gelecek, bana kalsın, gene satsın. Kesinlikle. Oyuncunun önünü açsın. Açsın gitsin. Oyuncu var hocam, hatırlayın. Barış Memiş'i böyle bitirdiler. Evet. Yani ekonomik para anlamda da çok bir getirisi olacak. Yani sen rahatlıyorsun. Rahatlıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde belki elemede ikinci olacaksın. Elemeye gideceksin, eleneceksin, para gitti. Ama oradan garanti bir para var. Tabii canım. Neredeyse 22 milyon gibi rakamlar konuşuluyor Abdülkadir için. Yusuf Yazıcı'da ciddi para verdiler evet, değil mi? Için yani neredeyse yani. Şampiyonlar Ligi geliri ilk belki geliri kadar. Metin hocam. Ya benim kendi görüşüm, özür dilerim. Lütfen Gökhan'cığım. Estağfurullah. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsa bile Liverpool'dan bahsediliyor. Yani. Ki Uğurcan gerçekten çok iyi bir kaleci. İyi kaleci. Ve oynar hocam. Abdülkadir Ömür için fazla bir şey söyleyemem. Fizik olarak Türkiye'de gidiyor, yurt dışında İngiltere'ye falan gidecek. Çok ezilir. Çok kuvvetlenmesi lazım. Çok kuvvetlenmesi lazım. Gideceği takım hocam. Orada fizik gücüne dayanı futbol olduğu için Abdülkadir belki çok iyi olur. İspanya ve Hollanda Abdülkadir için daha yumuşak ligler olduğu için. İspanya'ya yani gidersek uygun. Var, Messi var. Orada bizim kadar sert oynanmıyor lig. İspanya şöyle uygun. Maddi olarak uygun. Hollanda'da Trabzon istediği parayı Hollanda takımları veremez. Fransa'da verir. Ajax takımı 5 yıllık yapılanmadan sonra Ajax oldu. Evet. Altyapıdan dolayı. Ama Abdülkadir'in futbol stiline yatkın yumuşak lig olarak sadece söylüyorum. O da oraya İspanya gitmek ister. O hep Messi hayranı bir tarzı Messi hayranı var. Ama Messi bir tane oluyor dünyada. Evet. Başka yok Messi. O kafada bizden olduğu için biraz. Pepsi olur hocam. Pepsi kola değil ama yani. Bence Abdülkadir de çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle. Ama İspanya'da ne olur ne de bilemeyiz. Şimdi yumuşak lig hocam orada çok tutturur. Yani, bence yani şeye falan Atletico Madrid bilmem ne gitsin Arda Turan kadar tutacağını İnşallah, daha bile ileri gideceğini. İnşallah başarılı olsun, gurur duyarız. Güven'i de istiyorlarmış. Öyle bir dün öyle bir Güven şey. Güven Yalçın mı? Evet. Şey diyorsun. Mi? Göbek falan görünsün diye. İşte bilemiyorum. Ya Beşiktaş'a geçeceğiz herhalde biraz sonra. Geçeceğiz orada konuşacağız. Transfer olduğu için söyledim. Ona da öyle çok, bir yok, şey gelmiş. Çok kızdım ona ben. Maçı izledin mi Beşiktaş maçını? Evet, izledim. Abdülkadir Barcelona'da oynar ben mı? Burada girdiği pozisyon var. Burada neler ellere kapılmasın. Dışarıdaydı. Çıkartmadı. Evet. Abdülkadir boş Barcelona'da oynar mı diyorlar. Barcelona tarihi Barcelona çorbacısında çorba içer. Onun dışında oynamaz yani. Girer bir katedrali yani, gelir. Yani bir Messi forması. Barcelona'da oynar. Yani oraya Şampiyonlar Ligi Barcelona Abdülkadir gibi istiyor mu şimdi? Şimdi bir de o ya var. Seyircilerimiz şimdi soru soruyor bizde. O seyircilerimiz de yani şimdi için. Şöyle söyleyelim hani tabii işin esprisi de tabii. Türkiye'deki oyun tarzıyla ve fiziksel yapısıyla Barcelona'da oynaması şu an için mucize. Aynen. Ama bir ara transfer yani Valencia olur, bilmem bir ülke, Fransa, ülke olur. İspanya'da daha tabii, farklı tabii. Bir o takıma gidip orada kendini eğer nasıl Arda Atletico Madrid'de müthiş bir çıkış yakaladı. Ona benzer bir şey ama yakalarsa ihtimal var ama onun için de en az bir 4 seneye ihtiyacı var. 4 yani sene garanti. 3-4 sene yani fizik olarak çok bana göre oldu. Uğurcan şu anda hazır Liverpool'da da gider çatır çatır oynar. Ya şimdi Uğurcan oynar. Çok da yakışır Liverpool'a. Trabzon takımı Onur gibi bir kaleciyi sen gönderiyorsun. Hiç oynamamış. Altyapıda Uğur çok büyük risk. Riske giriyorsun. Burak'la ikisini beraber gönderdi zaten. Evet, öyle bir yeni bir yapıları evet, var. Uğurcan 40 yıldır Trabzon'un kalecisi gibi kaledeydi. Arkasında bekleyen kaleci de en az onun kadar. Daha sen maçı oynadı. Çok iyi. Kesinlikle hocam yok Erce'den önce, Erce gelmeden önce Uğurcan oynadı. Şeyi yolladılar Onur'u. Hı-hı. Yedeği bir kaleci çocuğumuz, kardeşimiz vardı. Galatasaray maçı oynadı burada. Hatırlayın. Hı-hı. Müthiş bir maç çıkarttı. Evet, dedim ki ben. Bir maç oynadı. Çok genç. Uğurcan kadar iyi olacak evet diye. Sonra araya Erce'yi aldılar. Tabii Erce iyi bir kaleci. O da iyi. Erce çok aldılar. İyi oldu. Erce dedi mi babasından Erce bahsetti. Erce zaten şeyden orijin kaleci. Yani aynen işte yani. Babası da düşünmeden Uğurcan'ı gönderirler. Çünkü arkadaki bekleyen kaleci seçildi. Altın oradan bir kaleci aldılar. Yine mi orada? Oraya bir tane daha. Tahayı aldılar hocam. Yani belki Erce Uğurcan kadar çok iyi olmasa bile
aratmaz götürür onu. İşte bahsettim evet. Geçen programda. Onun babası da çok iyi kaleciydi. Bursaspor'un eski kalecisi Eser kardeşler. Evet. Ufak kardeşi biliyorsun Arda abisi kardeşi. Abisi hakem. Hepsi bir arada hakem. Kardeş. Trabzon spor canlı. Neden satsın? Evet. Şampiyon olmak istemiyor mu diyor? Şampiyonlar Ligi'nde neden satacak? Başarı, para için satacak. Para için satacak. Gelecek i̇şte parayla da kendisine geri kalanlarını koyacak. Yani kendisi öyle. Ekonomisini düzeltip. Ya finans anlamında ediyor. Zaten de o kriterlerin çok üzerine çıkacak. Ya. Yani ciddi bir... gidip de 2-3 kuruşa satmayacak tabii. Oyuncuları yani. Burada söylediğimiz şey o. Bir de hocamın dediği gibi. Ya bir şey olursa Abdülkadir bak sakatlandı. Döndü ama hala eski ilk zamanki Abdülkadir yok. Değil. Aynen. Yani oyuncunun geri gitme durumu da var. Hocamın dediği gibi Yusuf burada sakatlansaydı ne oldu? Elde patlamıştı. Evet. Sıradan yerli bir oyuncu olacaktı. 5 milyon euro. Kadir de burada bir sakatlık geçirdi. Bayağı zor döndü biliyorsun evet. Hocam. Evet evet. Şeyden Veysel Kars Belçika'dan yazmış Veysel abi. Uğurcan için Almanya'nın dünyaca ünlü Bild gazetesi Liverpool antrenörü Klopp'un kesinlikle alınmasını istediğini 30 ile 50 milyon euro olarak yazmışlar. İnanırım. Ya onun için inanırım. Evet. Abdülkadir Ömür derlerse inanmam. Yani aynen. O şeyde görmüyorum onu. Alınmasın güzel değil. Şu anda değil. Uğurcan Veysel abi doğru söylüyor. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Yani çok doğru söylüyor. Olabilir de. Altan içinde sana olumlu raporu verdim. Veysel abinin. Ben Altan işte ben dün geldim zaten İstanbul'a. Onunla görüşmüştük. Altan ben hiç futbolcuyla konuşmadım. İlk defa izledim. O kadar 14-15 yaşında bir genç kardeşimiz. Engin hocam da oynadı Altan'la. Altan'ı ben yani her yere söylüyorum. Her yere i̇şte gidemiyorum. Beşiktaş evet. Kulübüne giremedik yani. Sergen Hoca'nın yanına gitmek. Koronadan dolayı. Yemin yani takımların hepsine söyleyeceğim. Şimdi, alınması için. Şimdi Doğan Grup Sigorta, Doğan Bardak ve Deren Bardak senin öğrencin futbolcu. Benim, çok evet. Selamlarını iletiyorlar. Selam. Aleyküm selam. Fenerbahçe için şeyimiz kararmış durumda diyorlar. Yani geleceğe aydınlık bakamıyoruz. Ben diyorum ki hocam aydınlık yakındır. Ali Koç mutlaka başkan bu kaostan çıkaracaktır. Fenerbahçe'yi işleyeceğiz ama şimdi seyircilerimizin de sorularını ufak ufak soruyorum size. Tabii ki sor. Güzel sorular gelsin. Fenerbahçe konusuna girdiğimizde onu zaten konuşuruz. Doğan Grup Sigorta. Evet Taşoluk Kulüp Başkanı. Taşoluk Spor var. Amatör kümede Hikmet Taş. Selam söylüyor. Federasyon kararları biz işledik senin yokluğunda. Evet. Seninle bunu konuşacağız hocam. Federasyonun kararlarını. Yabancı ben konusunu. Orada kupon olacak bir çıkış da yaptım. Daha önce bayağı konuşmuştuk ben getirdim. Buradayken iki program önce konuştuk ama siz de konuşmuştunuz. Onu bildim evet. Zaten konuşuruz. Geçen hafta Fatih Terim ve geçen program evet. Sergen'e şey yaptık. Evet. Tabii. Sergen Yalçın önümüzdeki yıl Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Mert Sönmez. O da Taşoluk Spor'da futbolcu. Selamlarınızı iletiyoruz buradan arkadaşlarınıza. Daha bir sürü mesajlar var ama programı mesaj okuyarak sürdüremiyoruz. Yorumları yaparız yani. Arada bu yorumları yapacağız. Evet Sivas Spor galip geldi. Yeniden üçüncülüğün en büyük adayı haline geldi. Sivas Spor ilk devreyi kaç puanla bitirdi? 37 mi? Engin hocam sendeyiz. Hatırlıyor musunuz? Bakıyorum. Liderdi değil mi? Lider bitirdi ilk devreyi. Lider bitirdi. Zannediyorum 37 herhalde. Hocam teşhis doğru düşüşte bu hafta da galip geldiler Fenerbahçe'ye. Ya bu hafta aldığı galibiyetle en çok da güzel bir galibiyet aldı. Evet, Beşiktaş'ta tabiri caizse kafa kafaya geldiler. Ciddi düşüşe geçti. Şöyle hocam Beşiktaş'la Sivas'tan sevgili rejimizden tekrar alabilir miyiz puan durumunu? Rica etsem. Geldi. 52 Galatasaray, Fenerbahçe 50, Beşiktaş 56, 57 kopmuş. Yani o 4 takım var. 4 takım var hocam. Geri kalanı UEFA. Sivas. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi için Galatasaray'la Alanya Spor'la çekişiyor işin doğrusu. Yanlış söylemiyorsam. Doğru değil mi? Şimdi bir puan var. Her şey olabilir. Sivas 3. Şampiyon Ligi ilk direkt 3. ön eleme. 4. UEFA. 5. Galatasaray. 6. Alanya UEFA. Nasıl olacak şimdi? Fenerbahçe 7. yani kalan 2 hafta için Alanya konuşuyorsun. Alanya ve Galatasaray'la evet, kalan çekişiyorlar. Kalan 2 hafta için konuşuyorsun. Anladım. Alanya ve Galatasaray'la evet. Çekişiyorlar. Yani bu hafta Beşiktaş'ı yenerse ciddi bir avantaj elde etmiş olabilir. Çünkü Alanya Spor'un maçı zor. Galatasaray da zor bir maç oynayacak. Fenerbahçe'nin girme şansı yok. Galatasaray Göztepe'yle oynuyor. Galatasaray Göztepe'yle oynuyor. Orada içeride Fener Beşiktaş. Gerçi Göztepe de karışık. Yani. Zor durum Göztepe'nin. İkizlerinin gerçek Alanya Denizli. Alanya yani. Denizli ile oynuyor hocam. Oo. Zor maç. Orası da biraz karışık. Bu arada Ensekala'dan sonra Sisse de Beşiktaş'la anlaşmış diyorlar 34 yaşında. Beşiktaş'ın forvet hattı da toplam 68 68 yaşında. O da tanıdığı bir oyuncu. Rakam olarak da
Şu anda Vida'yı satmak için 1000 tane kulüp arıyorlar biliyorum içeride. Vida'yı gitsin, Diaby gitsin, elleri gidiyor. Hocam mümkünse Vida gitsin ya. Ya 3,5 milyon euroya oynuyorsun bir senede ya. Oynuyorsun. Bana göre çok düz bir oyuncu yani. Beşiktaş'ın çok mağlubiyetinin başlayacağı. Yani son en son oynayan, kalecinin önündeki oynayan oyuncu. İşte hep Gökhan'ı örnek gösteriyorum. Bu kadar sakar olmaz. Ya yanımda diye söylüyorum. Ben yıllarca tanırım. Çalıştığım takımda karşılıkla bana karşı da oynadı. İzledim de. Bu tarz olmalı. Son oyuncu. Popesco örneğinde. Kalecinin önünden oyuna çıkan oyuncu kafa havada oyunu görecek, kenarlara açacak. En iyi oyun geriden kurulur. Bir de tek hamlelik oyuncu, kuvvetli oyuncu, sadece hata yapmayan bir şey. Çok iyi kesici. Ama kadar. Artık çift yönlü oyuncu istiyorlar. Hamleyi de yapamadığı zaman zaten Gökhan, olanları görüyoruz. Sen ısın baba, oyuna gireceksin değil mi? Yok. Yeterince sıcak biraz daha. Ben Gökhan'ı stil olarak gösteriyorum. Spor stil olarak. Çok akıllı bir oyuncuydu. Aynen. Ve gittiği zaman iş yapıyordu. Ve liderlik vasfı da var. O, en önemlisi o. Orada lider oyuncusun. En son adam sen sol önde oynayan oyuncuya bağırdığın zaman sana dönüp bakacak. Gökhan abinin sesi geliyor, bitti. Santrafora. Bekler zaten seni görüyor. Baktığı aynen. anda saygı duyacak. Tabii. Bağırmak, çağırmak, kızmak değil burada son adam oynamak. Kaleci de aynı öyle olmalı. Benim kendi görüşüm bu ki biliyorsun sen. Hocam, o yüzden satmak zorunda. Maliyeti de yüksek. Şimdi de para etmiyor. Çok hocam, kime satacak? Yani. Zamanla para ettiğinde vermediler Vida'yı. E o da şimdi gitmez. Kime verecek? E gitmiyorum diyor. Geçen hafta şey örnek verdim size. Çok mutluyum. Sözleşmesi Avrupa'da var. Avrupa'da alamaz bu parayı. Diaby. Diaby. Oynadığı 1,5 milyon euro yakın para oynuyor. Sergen Hoca neler söylemiş? Oynamadığım maçlar var demiş ya. Oynamadığım maçların parasını istemiş. Nasıl istersen öyle bir şey yok mukavelede demiş ya. Geldin diyor yani 5 vakit namaz kılıyorsun, oynamadığın maçların parasını nasıl istersin diyor. Onunla onu bağdaşlıyor yani inançlı. Hak ettiğin para değil. O yüzden hak değil, evet, hepsi aynı. Falcao'yu göndermek için 8 milyon evet. euro ya Falcao. 8 milyon euro. Tamam, 6,5 artı bonuslar. Seyircimiz var. Tamam, Aslan Arslan. Herhalde Gökhan ya. Arslan ordusu diye o da bayağı sorular soruyor. Birazdan o Galatasaray'a geçtiğimizde tabii. konuşacağız. Evet, Fenerbahçe yine düşüşe geçti. Bir ara çıkıştı. Ferdi iyi futbol oynuyor. Bu hafta sahada yoktu. Bu hafta Emre Belözoğlu veya Tahir Hoca diyeyim, hakaret olmasın. Tabii şimdi teknik sorumlu Tahir Hoca şimdi. Çocuk, Ömer Faruk 62 dakika oynadı. Oyunda tuttu, 62 dakika sabretti. Çünkü Ömer Faruk'un ben geçen haftada hocam söyledim. Fizik olarak Fenerbahçe veya Süper Lig'i şu an kaldırabileceğini, taktiksel zeka yani algılama yeteneği müthiş ama olmadı da zaten. İlk maçıydı tabii. Heyecanlıydı çocuk. Ya kolay değil o şimdi Fenerbahçe. Yani böyle sıkıntılı maçlarda senin Şampiyonlar Ligi şansın bile vardı kazansaydın. Ya, muhakkak vardı. Öyle yani. Mi hocam? Evet, yani Şampiyonlar Ligi şansın bile vardı. Ama sen gittin olmadık yani bir yerde. Pardon arkadaşlar. Üst taraf alabilir geldi miyiz? Hocam, geldi. Ha, geldi tamam. Kazandığın 53'tü zaman. 53'tü hocam. 53. Evet. 56-57. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Yendin 56. İkili hani, avarajda bilemiyorum yani, artık. Fenerbahçe ya büyük avantajı vardı kazanmış olsaydı. Orada itibar koptu. Yok artık bu saatten sonra zor. Bu saatten sonra Fener'in iddiası yok. Hiç belli olmaz. Derbi maçı favorisi olmaz. Beşiktaş'ı yendi. Yensin 53 yapar hocam. UEFA'ya gider. UEFA'yı garanti ediyor. O anlamda söyledim. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Tabii. Avrupa kupalarına çok ihtiyacı var. Tabii ki sıra UEFA'da daha az maç oynamasına sebep olmuş. O anlamda söyledim zaten ben. Evet. Bir de Fenerbahçe ile ilgili bu Emre Kılıç, Sivasspor Emre Kılıç ile ilgili. Emre Kılıç. Şey duydum yani. Bu maç bir şey yaptım. Bayağı tempoluydu hocam. Emre Belözoğlu onunla görüşmüş. Emre Kılıç'la. Galatasaray'a işte gidersen oraya başka hoca gelecek. Fatih Hoca bırakıyor sezon sonu. Fatih Hoca bırakmayı düşünüyor. Evet, sevgili seyircilerimiz Metin hocamdan. Yani bugün öyle bir şey duydum. İkinci bombasını alıyoruz. Bomba da, değil de yani Fatih Hoca'nın sezon sonu Galatasaray'dan ayrılma düşüncesi varmış. Zaten Ümit Davala sezon sonu ayrılacak. Ümit Davala'nın ismi Göztepe'ye, Alanya'ya geçti. 2-3 günlük konu bu. Ümit zaten sezon sonunda bırakmayı düşündü. Hasan Şaş da bırakacaktı. Sezon sonu bırakayım diye düşünüldü. Evet. Emre Belözoğlu da Emre Kılıç'la görüşüp Fatih Hoca sezon sonu bırakacak. Başka bir hoca gelecek. Gelecek hoca yabancı olabilir. Seni tanımaz. Ama bize gelirsen biz de oynarsın. Bu konuda Erol Bulut'un gündeme getiriyor. Bizim hocalar evet. daha iyi tanıyor gibi. İşte diğer hocalar kendisi olacak herhalde. Volkan Demirel olacak. İyi bir yerden girmiş ama hocam. Yani şimdi Emre Kılıç da ben onu da Bolu'dan tanıyorum. Bolu Spor'dayken. Evet, peki soracağım yani şeyi çok formda. Kayseri'den gelen Fenerbahçe'de Deniz. Deniz Türünç. Çok iyi top oynuyor. 2-3 haftadır. İyi oyuncu. Kaliteli oyuncu. Beğeniyorum onu. Ekici var. Fizik gücü var. İyi oyuncu. Ekici var. Mı, yok mu var mı? Ya şöyle sen yani sen şimdi bu kalabalığa hocam. Yani. Çok enteresan. Gökhan'ca bak bu kalabalığa sen şimdi Emre'yi sonra diğer anlaştığı çocuk.
Mert Bunları, Hakan Yandaş Mert Hakan'a mesaj çekmiş değil mi Mustafa'ya? Geliyorum demiş orta ikili ikimizin diye. Formaları almışlar. Öyle anlaştılar herhalde. Bu maçtan sonra yazdırmıştır sözleşmesi. Mert Hakan'ın bir çıkışı var işte çok üstüme geldiler falan diye de yani pardon da yani. Baba bir Mert Hakan olmadan üstüne. Havaya Gökhan sen yokken Mert Hakan Yandaş'la ilgili bahsettim. Mert Hakan Yandaş bana göre daha alt takımların büyük oyuncusu. Fenerbahçe'nin gelip de senle etrafına şey 12 milyonun altında izleyecek. Ben az çok tecrübeye dayanarak söylüyorum. Kesinlikle. Burası İstanbul, Sivas değil. Ve Fenerbahçe takımı. Sivas küçümsemiyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Ama İstanbul'da arkanda 3 gazeteci. AVM'ye gidersin, sinemaya gidersin, bir yerde görünürse o psikolojisini bitirir. Öyle bir şey yok. İki maç oynar, üçüncü maç düştüm, gol atamadım. Çok ağır konuşurlar. Nelerini gördük böyle. Burası i̇şte o kadar kolay değil. Hocalarla ilgili şey, imza parası konuşuluyor bilmiyorum. Dedim ki yani hadi bu adam bunu istiyor. Futbolcu veya menajer para kazanmak ister. Bu Fenerbahçe kulübü bu şartlarda bunu nasıl verebilir? Bir de Gökhan Ceba Fenerbahçe takımı yani 80 metrede oynuyor kardeşim. Yani, 90 metrede oynuyor. Galatasaray'da Sivas gibi 40 metrede bekliyor. Paraları nasıl veriyorsunuz? Ben inanamıyorum. Yani burada futbolcular kazanıyor. Evet. Camialar kaybediyor maddi anlamda. Burada menajerler futbolculara kazandırdığını zannediyor. Bizim bir tezimiz var. Kulüpler zor durumda Metin abi. %100 Ülke olarak zor durumda mıyız? %100 Zor durumdayız. 12 milyon istemiyorum ya. 3 milyona ben oynamak istiyorum deyip bir futbolcular olarak 1 milyon falan bağışlayacağımıza maaşımızı böyle bir kampanya başlasak makul bir şekilde güzel olmaz mı? Fakat yıllardır bizim bu 3 büyükler arasında bu yaşanmıştır. Çok örnekleri de vardır. En büyük örneklerinden bir tanesi birini daha vereyim size. Mehmet Topuz. Evet ben söyleyeceğim. Antalya'da bir oteldeyim. Bir menajer ismini biliyorsunuz. İsmi önemli değil. Gazeteciler orada. Otel sahiplerine teslim abi. Biz de oteldeyiz. Beşiktaş forması giymiş, resim çektiriyor. Kart aldım eskiden klasik bunları yapmalar, şunları yapmalar. Sonra bakıyorsun aslan gibi kükrüyor. Burada kanarya ötüyor, kanarya öpüyor. 50 tane forması var. Yani bırakın bu işleri. Ben zaten Fener'le doğdum. Galatasaray böyle bir şey yok, yok ya. Yok artık kalmadı. Hepsi duygusal. Aynen. Fener'i çok seviyorum duygusal. Öyle bir şey yok ya. Söz veriyorsun geliyorsun. Öyle yürekten sever oyuncular da var. Çok gördük. Şimdi Mert Hakan Yandaş söylüyor. Çok büyük şeylerle geldi. Fenerbahçe'ye çalım atmış. Galatasaray'a çalım atmış Fenerbahçe. Çok öyle çalım attılar. Havalarına ne futbolcular geldi. Taraftar arkasında. 3 ay sonra masör malzemeci bavullarını götürüyordu. Evet. 2-3 kişi. Ya evet. Neleri geldi gitti. Nelerini Gençler gördü. Gençler Birliği Tarık. Ya Tarık. Nesin çünkü, bizim. Ya, Fenerbahçe Alişen kaçırdı. Oradaki kuçurdu. Hep kaçırıyorlar. Geldi İstanbul Spor'da oynadı sonra. Biz de kaçırdık Kayseri Spor. Bak geldik burada. Seni de kaçırdı. Trabzon aldı. 6 ay sonra vermek zorunda kaldı. İhtilalden önce. Cem Uzan kaçırdı bu sefer hocam. Kaçır uşakla getirdi. Tabii İstanbul Spor ya. Oho. Bankadan para verdiler. Bunlar da sahte mi? İçeride mi basıyorsunuz? Necdetköy'deki banka biliyorsunuz. Evet. İmar Bankası bizim abi oluyor. Abiye bakıyorum yani. Başka birinin bunlar senin dediler. Allah Allah. Allah bereket versin. Abi çekleri veriyorlar ya salı gününden. Tabii. Pazartesi günü. Cuma ötesi ne yazıyor? Çeki Cuma Pazartesi veriyor. Cuma günü Ataköy'deyiz. İdmana geliyor çekler. Saat 5'e çeyrek falan var. İdman bitti. Ataköy Mecidiyeköy 2 saat. Gidiyoruz banka kapalı. Toplam bütün futbolcuların transfer ücretleri alacaklar. İyi para tutuyor. Hepimizin 2 günün faizini kullanıyor. Pazartesi. İdman sabah. İdman da pazartesi. Hoca sabah idman 10'a koyuyor. Bir gün 8'de kalktım. 8'de gittim. Banka açılmamış. 8'de. 9'da açıyoruz dediler. Ya ne demek 9'da açtı? İdmana gideceğim Ataköy'e. Yapmayın. O esprisi gerçi de. Ama biz paramızı aldık. Ya Allah bereket versin. Hepimizi güzel maçlarımız oldu. Güzel şampiyonluk yaşadık İstanbul Spor'da. Allah gönlümüze göre verdi. Bu ayrı bir konu evet, yani. Gelelim Beşiktaş'a. Malatya Spor'u zor geçen bir maçtan sonra 1-0'la yendi. Sergen Hocam ikinci yarıda hiç zorlanmadık dedi. Çok kolay bir galibiyet aldık dedi. Çok da kolay olmadı yani. Ben enteresan ki 3 tane maç, 2 tane maç oluyor. Hepsi 9'da. Biz burada şimdi yorum yapacaksak çok fazla tam izleyemiyorsun. Bir dön gol oldu. Orada gol oldu. Net konuşamıyoruz ama daha sonra ister istemez özetlerini daha çok izliyoruz. En azından orada izlediğimizi burada izleyen insanlara doğru yansıtabilmeliyiz. Aynen öyle hocam. Bravo. Golü bulmuş Beşiktaş. Özür dilerim. Özellikle burada Güven Yalçın'la ilgili bir şey söyleyeceğim. 1-0 Beşiktaş öndeyken bir pozisyon var. Bomboş pozisyon pasını. Yani zaten bu Güven Yalçın yurt dışından geldi herhalde. Evet. Geçen evvel sene Almanya'dan geldi. Bir ara saçlarının burasını böyle tek sarı yaptı. Sonra bir garipti yanları bir açtı. İşler yaptı. İşte Almanya patentli. Onların bakış açıları, kültürler, farklı kültüre yetişiyorlar. Şimdi sanki bununla ilgili kaleci Aykut'u verdim örnek hocam. Galatasaray'da hatırlıyorsun. Maç oynadı mı o? İşte oynadı ama direklerde yürüyordu falan yakışıklı. Hep aynanın karşısındaydı. Geçen gün Florida'da koşarken gördüm. Abi hep orada koşuyordu zaten yıllardır. Şey Güven de orada koşuyordu. Yine orada değişen bir şey yok. Yok yani bu Güven o saçlardan sonra şu anki saçıyla biraz bu kültüre adapte olmuş. Biraz gibi. Olmuş. Zaten şimdi ben kaç kere konuştuk. Burak Yılmaz'ın arkasında Umut Nayır ve Güven Yalçın onun alternatifleri olamaz. Kesinlikle. Boateng geldi. O da yani geç kalındı. O da Güven Yalçın
Maç 1-1 bitseydi ne olacaktı? Veya mağlup oldu Beşiktaş. Malatya'ya çok ihtiyacı var Malatya'ya. Topa koyacaklar. 2-0 yap, maç kopuyor. Ne diyeceksin bu oyuncuya? Ya seneye falan ben durmasında Beşiktaş'ın ondan para veren varsa versinler. Hemen Necip'i versin. De verelim bonus. Hemen olarak. Versinler. İkinci Necip faciası dedi. Ben dedim ki ikinci Necip faciası. Ya Necip gene burada 8 yıldır şu an, birer milyon euroda bir iyi para kazandı. Şu rakamlı. Anlamda hani oyunsal formda diyorum hocam. Oyunsal formda zaten her gelen Necip'i alıyor son 5-10 dakika. Evet. Yani öyle bir özelliği var. Ne oldu? Sözleşmesinde yazıyor hocam. Buranın öz evladıdır, son 8 Necip, dakika oyunda yani, oynayacaktır. Çok iyi futbolcu, pardon çok iyi insan falan olabilir. Ama çok sınırlı yeteneği var. Beşiktaş Liverpool maçında Necip stoper oynadı burada. Necip ve kaptan bandı kolunda. Liverpool'la oynuyorsun. Necip hep Liverpool televizyonda izliyordu. O adamlar falan yanında falan müthiş de oynadı. Ya Necipler falan onlar ya kulüp altyapımızdan çok şey göndermiyoruz gidip ya yönetime ben rica ediyorum beni ne olur gönderin. Yeter yani artık. Ben bile kendimden bıktım. Ben gitmek bıktım. İstiyorum. Bak Sergen Hoca diğer Abdullah Hoca kadar diğer hocalar kadar fazla şans vermedi ona. Çok az. Binde bile baktı görüyor musun? Mecbur kaldı. Kendi çevresinde ama hocam Sergen Hoca'nın hediyesi var. Üniversitede bile kimse yoktu tabii, biliyorsun. Tabii. Sergen Hoca'nın hediyesi Türk futboluna biliyorsun değil mi hocam? İlk o U21'den o çıkarttı. Ya, o hediyesi değil yani. O onu çalıştırdı gitti. Niye peki? Orada olması gereken oyuncuları almadılar. Antep'e gitti Orhan'dı vesaire. Hepsi gitti. En kötüsü kaldı. Peki. Kusura bakmasınlar yok, ama en kötüsü çalıştırıp kaldı. Gitmedi hocam. Yapan şey şu Sergen Hoca kaç tane takım çalıştırdı Beşiktaş'a gelmeden? En az 5-6 tane. Mi? Evet. Konya, Malatya, Alanya, Sivas vesaire. Dolaştı. Antep. Niye hiç Necip'i istemedi? Niye Necip Uysal'ı hiç almadı? Bunu düşündünüz mü hiç? Peki niye çıkarttı o zaman hocam? Niye çıkarttı? O çıkarttı çünkü altyapıdan. O çıkarttı değil. Onu çalıştırdı. Alanda A takıma verdi. A takıma verdi. Veren kişi yok. Verdi oynatın mı dedi. Çıktığı çok iyi oyuncu mu dedi. Aynı o çıkarttı nasıl çıkarttı? Hiçbir şey yoktu Necip. Gel seni çıkaracağım yukarı. Hoppa git bakalım. Şey aynı şekilde kefil olarak çıkarttı düşman hocam. 3-4 tane ama yeteneği çok sınırlı. Oyuncu vardı orada. Yetenek yoktu. Ha, onu anlatma. Çıkartırken. Ben size bir şey söyleyeyim. Olası var ya Yıldırım Demirören'in Sergen'i başkan beni aradı. Ben efendim başkana döndüm işte bu Orhan Güller'e mevzusu. Evet. Ben dedim ki diyor başkana bu oyuncu şu an A takımda oynar. Adam bir baktım diyor Antep'e gitti diyor. Bu kadar basit. Evet yani, o Necip'le kıyaslanmaz. Çok yaşlı. Herhalde yok. Kıyaslanmaz. Gökhan gözünü seviyor. Diyor ki Sergen Hoca onu çıkart derken tabii altyapı hocası çıkardı A takıma verdi. Ondan sonra kendini Necip kendini istese de geliştiremez. Muhammed. Kesinlikle. Yeteneği sınırlı. Aklıma geldi. Şu an İstanbul Necip'le beraber U21'de ön libero oynayan çok fazla esmer bir çocuk daha vardı. Yabancı mı? Zenci mi? Yani büyük ihtimal aileden zencilik var. Ön libero İsmini söyleyeceğim biraz sonra. Bir Ali'li Rize yaptı. Sonra İstanbul Spor'da da oynadı bir ara. Rize yaptı. Tur Ali bilmem ne gelir birazdan aklıma. Hocam ikisi U21'deyken ben de Galatasaray'la oynadılar. Bir maçlarını seyrettim. Şeye giden önce. Falan değil değil mi? Bolu'da oynayan ön libero var bir tane. O mu? Esmer, çok esmer. Bolu'da ön libero oynayan ya. İkisi birden ısırıyordu rakibi. Hakikaten Necip'le ikisi. Cebrail diyeceğim geliyor. Cumali. Aynen bırak Cumali. Cumali bir şey. Cumali bir şey. Cumali bir şey. Bize de oynadı ya şimdi İkisi müthiş. Pascal Noma'dan beri bunda. Aynen öyle. Bir idmanda Noma'yı sakatlamış döveceklermiş onu diğerleri bu hafta. İşte Necip'le beraber çıktılar hocam onlar. Necip bir şey önce çıktı. Bana o 21'de oynuyordu. O Cumali bir şey Necip'ten daha yetenekli. Bravo hocam. Şu an var ya Beşiktaş'ta çok daha iyi konumdaydı. Ya oynar oynamaz da yani Necip alınmasın ya. Yok Necip'e. Senin şu yeteneğin çok iyi diyemiyorum. Çok iyi topa vuruyorsun. Çok iyi kafaya çıkıyorsun. Hocam çok en büyük yeteneği kimse yokken yere bandı, düşüyor topu sürerken. Bandı çok iyi taşıyor ama. Ya kesici. Bandı çok iyi taşıyor. Her an yani kesicilikte o bile. O böyle. Ya faul yapmaya. Faul yapmaya müsait. Takımı yakmaya müsait. Kesinlikle. Her an yani. Canlı el bomba deriz ya. Hep sıkıntı vermiyor. Uzak oynatacaksın. Sağ çıkıp oynat, sol bek çıkmasın oyna mesela. Topun sahibi. Takımın sol beki çok iyi. Böyle bu adamı şeyler çıkartma. Sen diyor 10'ar kişi oynayalım biz. Böyle şeyleri böyle söylemek çok hoşuma da gitmiyor. Yok, ama katılıyorum hocama yani. Ya kötü bir şey değil ya. Ben görüşümü belirtiyorum. Bu futbolcu ağzıyla insan anlayacağı dilden söylüyorum. Necip rakibin sol açı, sol bekleri çok atağa çıkıyor. Sen sağ açık oynuyorsun. Hocam ne diyorsun? Orada sağ açık oynuyorsun. Anlamadım bak. 7 numaralı forma senin eskiye göre 7 numara sağ açık oynayan bu bölge. Ronaldo'nun numarası. Şuradan bu adam gelmeyecek. Sen de gitmeyeceksin kardeşim. Şu bölge yok. O da adam yoksa sağ açık su içmeye bile gitse kulübede git suyunu iç. Değil mi abi? Abi öyle Antep maçı oynanmış ama şimdi o da markajcı oyuncunun yeteneğine bağlı. Antep Fatih Özbek çalıştırırken Galatasaray maçı var. Oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Hacı'ya vermiş. Hacı demiş nerede? Sen orada oynamayacak. Hacı ayakkabısı bağlasın oradasın. Hacı oraya ayakkabısını bağladı. Dakika 35 3-0. 2 gol Hacı bir asist yapmış. Tuvalete gider sarf edersin git demiş. Her yere gitmiş. Ayakkabı bağlıyor da bağlıyor. Metin Hoca'nın dediği gibi Hacı gelir 40'tan bir sıkar.
Taktik maktik hiçbir şey kalmaz demiş. Rıdvan'ın söylediği gibi Ersun Hoca istatistikler bilmem neler. Tabii ki istatistikler kimya, var. Kimya, abi şey kuruyor hocam. Her gittiği takımı kimya atölyesi kuruyor. Laboratuvar kuruyor. Hocaya, orada büyük karışımlar yapıyor. Babam sınıfındaki Şevket gibi. Milli takımımıza görev aldı Ersun Hoca. Şimdi hocadan hocaya geçtik. Necip'ten nerelere gittik ya. Ama Necip bizim sinirimizi bozuyor hocam. Yeter artık. Yok bozmuyor. Ben gördüğümü, düşüncemi söylüyorum burada Necip için. Burada isteyen alınır, isteyen alınmaz. Ki ben Beşiktaş camiasına çok yakın. Hepsinin içinde olan bir insanım. Görüyorum. Yerine göre gidiyoruz, geliyoruz, tesiste şuraya. Ama Necip 10 yıldır var mı? Yok. Var. Fazlası var hocam. Var da Pascal. Yok. Düşün var da bak. Yani. Cumali Pascal'dan diyorsun. Necip evet. Bir sene önce çıktı Cumali'den. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü çift kalede Cumali çoksa Pascal da normal Beşiktaş için her şey. Abi, o sakatlıktan bir şey oldu. Bütün hocaları falan yüreği ağzına geldi. Eyvah dedi. Öldüreceklerdi çocuğu. O da yeni gelmiş zaten. Alttan. Ya öyle bir durum müthiş, yaşadık müthiş. Yani. Evet Engin hocam Beşiktaş dolu dizgin devam ediyor Sergen Hoca ile. Arada bir iş kazasına uğradılar Kayseri'de. Bana göre bu maçta Beşiktaş'ın galip gelmesi büyük bir şans. Kayseri'de de mağlup olması büyük şanstı. Evet. Ya. Ne oldu Kayseri'de? Bana gülüyorsunuz. Benim kupon adamlarım var. Ne oldu Ukraynalı oyuncu? Nerede? Kravets. Geçen hafta saat 9 ile 11 arası Ukrayna'ya gitmiş ziyarete. Kravets yine iyi oynuyor aslında. Nasıl o takıma göre iyi bir forvet yani. Şeyde, Silivri 2 düğün salonunda halay başı oynar. Yok hocam işte Beşiktaş maçını oynadı yok. Yorulmuş yok demek ki bütün eforu oradan bıraktı. Şu ana kadar 10-11 gol falan attı sanırım Kravets. Kayseri Spor için. Umut Bulut vardı Kravets'in yerine bu hafta. Kravets şey Umut oynadı. Bulut diyorum. Kravets oynadı şeyde Beşiktaş'ın rakibinde Umut Bulut vardı. Kayseri'den geldi. Malatya'da. Hep renkler sarı kırmızı olunca. Evet hocam karıştırdık. Dinliyorum Engin hocam. Vallahi Beşiktaş için aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu sene zaten geçti gitti toparlayabildiği kadar. Caner'in takıma dönmesi sizce ilginç değil mi? Ve takım daha iyi hücum ediyor. Bunu da ben anlamış değilim. Galatasaray'a anlaştı deniyor. Penaltı attırdı hocam. Anlaşıyor. 500 bin dolara bağlamışlar iş. Yani doğru mu acaba bilmiyorum. Pekan hocam. Ne diyorsun? Vallahi Galatasaray işini evet iyi bir yerden de duyduk. Yani ama bununla ilgili diğer kanattan yani Arda'nın da bir mevzusu var biliyorsun. O taraftan benim kulağıma bir düğün geldi. Yani Arda anlaşmış Galatasaray'la. İşte öyle bir çok şey var komik ama bir rakam. Netleşmediği için Arda'nın netleşmediği için de Caner'in durumu da netleşmedi diye bir şey duydum ben. Bağlantısı ama dün bakıyorsun işte oynuyor. Penaltı attırdı ya Sergen Hoca. Sergen Hoca özellikle de ismini zikrederek atsın diyor. Ya tabii içeriği bilemiyoruz. Belki bunlar şimdi menajer taktiği olur. Biraz öyle söyle işte para biraz daha arttıralım. Yani olabilir. Her şey olabilir. İçeriği bilmeden tabii çok fazla böyle olumlu ya da kalması için de takımı istiyor olabilirler mi? Penaltı attırmayla falan. O da olabilir. Falan. Biraz sorumluluk verip aynen. Biz sana o değeri veriyoruz. Anlaşalım. Ondan önce 3-4 maç geç Rıdvan oynadı. Evet. Caner hiç yok. Yok. Artık dediler Caner gözden çıkarıldı. Fener'dendi. Taraftar istememiş herhalde. Sonra Galatasaray'dendi. Arda Turan'la beraber. Arda sonra Turan Beşiktaş'ta oynamaya başladı. Arda Turan'a kaptanlık artı maç maç komik bir rakam. Okey demiş. Almanya'dan Arda Turan bir takım istemiş. Kabul etmemiş. Yani öyle bir şeyler. Enteresan. Ya bunlar tabii söylentiler hocam, çok çıkar. Güzel bir şeyden bahsedelim. Gökhan Gönül. Gökhan yine Gönül. Bu maçın en iyilerinden biri. Bu istikrarlı bir oyuncu. Yani çok istikrarlı. Maç sonunda evet. Tebrik çok ediyorum güzel Gökhan. Bir yani 33, 34 mü? Yok hocam 35 oldu. 35'e geliyor. Her ne sonuçta. Ocak 35'e geliyor. Bu kadar istikrarlı. Ben orta Ankara'dan beri biliyorum. Bizim Metin Diyade'nin öğrencisiydi. Karşılıklı. O zaten oynamışsındır sen. Oynamışsındır muhakkak. 3 sene karşılıklı oynadık. Beraber çıktık. Diyade'nin onu çıkardı zaten. Rıdvan'ın da etkisiyle direkt Fenerbahçe'ye transfer oldu. Direkt Rıdvan Hoca'nın... Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden biriydi kaç yani. Kaç sene oynadı Fener'de? 8-9... 9 seneye yakın hocam. Yani çok istikrarlı oynadı. Müthiş oynadı. Hatta döndüğünde para için sat dediler, para falan attılar tribünden. Garip ya, çirkin şeyler oldu. Evet. Tekrar dönmesi taraftarın bölümü istemiyormuş. Zaten hocam, Fenerbahçe'nin bana göre Sayın Başkan Ali Koç'un son senesi bu. Her yani, sene ortalama 5 maçı var. Aziz Yıldırım'ı üstün bir farkla ezip başkanlığa geliyorsun. Herkesin nihayet vizyon başkanı geldi. Şu anda herkes Aziz Yıldırım'ı... Ben Nezih abi, Metin hocam. Ben geçen şunu söylüyorlar da. Pandemi olmasaydı çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. %100. Evet. Çünkü artık oklar... Pandemi artı Emre Belezoğlu ve Volkan. Oklar tamamen döndü. %100. Evet, bir de işte %100. Emre Belezoğlu ile Volkan'ı ortaya onların attılar. Onların üzerine çekti şimdi. Dikkatler oraya çekildi. Metin otomatik abi, ben evet. Oklar döndü. Nezih Hoca ile yemek yedik geçen. Buradan selamlarımızı söylüyorum. Nezih abiyle, Muhammed abiyle beraber.
Hocam diyor kulüpte eski saygı gösterilmiyor. Aziz Yıldırım zamanındaki eski futbolculara, kaptanlara saygı gösterilmiyor. Kulüp bambaşka bir hal aldı. Face'te de arkadaşım gördüm Nezih abi. Orada bir şeyler yazmış kulüple ilgili. Saygınlık kalmamış gibi senin söylediğin bir şeyler yazmış. Şey dedik işte burada Florya'da beraberdik. 4-5 saat sohbet ettik. Biraz... Dedim abi dedim hani artık işte Turanlar, Müjdat Hocalar falan filan artık yani sizlerin neden hani bu kulübün bu gidişatında niye konuşmuyorsun? Sonuçta kaptan sen şimdi Gençler Birliği'nde kötü bir şey olduğunu buradan söylediğinde seni mecburen dikkate alacaklar. Çünkü sen Metin Altınay, oranın kaptanlığını yaptık, yapmışsın. Ama Konya'da benim memleketim. Çok arkadaşım. İşte birkaç kere uyardık. Onlar daha çok biliyorlar. Daha çok bildiklerini yapıyorlar. Benim dışarıdan daha iyi gördüğümü kabul etmiyor. Kabullenemiyorlar. Evet. Zorlarına gidiyor. Egolar bize Metin Altınay şurada. Ya ben sizden beklentim yok kardeşim. Benim sizden beklentim yok. Bu insan burada olmaz. Şu insan bir isterse daha sonra... Çok insan keşke seni dinleseydik. Ya benim sizden maddi manevi beklentim yok. Bugüne kadar olmamıştır da. Yani hocalık yaptığım yerde hep klasiktir. Onu ara bunlar onu de. Olsaydı gençlerde ben çok görev alırdım rahmetli Can Carcav. Kaptanlık. Ay, baba oğul diyaloğum vardı. Baban gibi. Ben bir yere geleceksem istenmeliyim. İstenen olmayalım. İsteyen değil. Aranan olmalı. Arayan değil. O şekilde olduğu için Engin Hocam'ın bahsettiği gibi menajerler ağlarını örmüşler. Rant var ortada. Menfaat var. Herkes kendine göre yontuyor. Kulübü düşünmüyor. Ya gençlerle buradan... futbolcu gelmiş adam sakat ya sakat. Sakat ayağı kırık oyuncuyu aldılar ya. Yemin ediyorum idman çıktı ayağım kırıldı dedi. Çok iyi hatırlıyorum vallahi bile. O yüzden şey İlker dinlemiyorlar. O yüzden fazla bir şey söylemenin anlamı yok. Biz burada seni dinleyen herkes dinliyor. Abi, Allah razı olsun yani, dinleyenden çünkü çok dinleyen teşekkür var. Eden de oluyor. İyiliğini biz, düşünüyoruz. Hani biz en azından ne kadar değer gördüğünüzü işte Gökhan'ın da sizler hani benim burada beraber nefes aldığım programda hep beraber doğruları söyleyeceğine inandığım insanlarla beraberim ki sen bu ülkenin objektif yani gerçekten önde gelen hem hocalarından hem futbolcularından Gökhan da öyle Engin kardeşim yaşadıklarımız var çünkü sizin söylemlerinizi yani kimse kulak arkası edemez. Kasımpaşa'nın Gökhan kaptanlığı yapmış. Olayı yaşamış. Tabii ki Ankara Gücü oynamış. Sorunlarla boğuşmuşuz. Formayı takım içinde o kolay değil. O sahanın içi, kulübenin içi, dengeleri güçlü. Soyunmasının içi. Taraftar işin içinde hocam, var vesaire. Aslında en iyi hocaların en büyük özelliğinin öngörü olması gerekiyor değil mi hocam? Öngörüsü iyi bir hoca. O çok önemli. Yani burada da öngörüsü iyi insanlar var. O yüzden dinlenmesini tavsiye ediyorum. Biz hep söylüyoruz. Hocam yani. Kapatmadan programımızı son 7-8 dakikamız. Simudike hocam bu hafta yine olay yaptı. Ya ben bununla ilgili... onunla konuşmaktan bıktım. Romanya'dan geldi. Hocam ama o programın neşesi hocam. Ya neyin neşesi Allah aşkına. Romanya'dan gelmiş 42 puan falan yaptı ya. O kadar ama puan. Ama ön tarafa 3 tane at yavrusu şey Arap atı demek getirdi. Demek ki yani başarılı adam bir şey diyemiyorsun başarılı. Ben onu zaten hocalığına bir şey söylemiyorum. Karakterimiz... Takımıyla ilgili. Ya hep örnek veriyorum Galatasaray maçında 3-3 yaptı işte son dakikada. İşte Fatih Hoca'ya koronada çok evde kalmış, kilo kaybetmiş, baklava getirdim, kilo essin dedim. Gülüyor mu ağlıyor, mimikleri zaten insanı rahatsız ediyor. Ya sen futbolunla ilgili konuşuyorum yoksa benim sosyal o... Sosyal yanı biraz... Tabii kişilerine, karakterine bir şey söyleme hakkım... Bir de Türkiye'desin abi sen. Antep gibi bir yeri de... Kişilerine, karakterine bir şey söyleme hakkım yok zaten. Bu hafta da 1-0 olduktan sonra Şerif Tatlı'nın birkaç kişiyle tartıştı. Öyle mi? Tabii hocam. Öyle bir olayları yani oldu. Çok sıkıntılı, o yüzden ben konuyu tekrar açtım sana. Yani bu adam haddini bilmiyor. Ya da Türkiye'nin en önemli olayının futbol olduğunu bilmiyor. Yani futbola yatıp kalktı çoğu insanlar. Antep'in de futbola yatıp kalktığını bilmiyor. Ya da şöyle bilmiyor. Bir şey var. Oradakileri kusura bakmasana iyi kandırıyor demek. Bir de işin bu tarafı var. O tarafı da doğru söylüyor. Hoşuna gidiyor demek ki orada. Galatasaray'la ilgili konuşmuyor. Yani, kaldığına göre. Günde, bitti hoca gündemde kalıyor. Takım gündemde kalıyor. Alt tarafla ilgili konuşmadık Galatasaray. Evet konuşacağız. Program bitmedi. Yani konular uzadıkça ayrılan süre. O yüzden. Belli. Evet Galatasaray. Hocam Galatasaray'da masör takım yapıyor diye. Buradan seyircimiz Aslan Ordusu diye. Artık masörler takım yapıyor diyor. Masör takım yapmıyor. Masör bizim 98 yılında Salih ile Sedat diye bir arkadaşımız da. Onun öyle şeylerle işi olmaz ya. Herhalde. Onu her takım için söyle de şimdi orada Galatasaray için söyleyeyim. Oradaki bu kadar biraz şey yapmasın. Fatih Hoca nereye gidiyor? Fatih Hoca'nın amacı ne? Fatih Hocam bu hafta oyuncusunu takım kaptanı çıkarttı stoperi. İki hafta önce mecburen oyunu aldım dedi Emin Bayram'ı. Konuştuk. Bu hafta takım kaptanı olarak çıkarttı. Bence hocam yine tribüne oynuyor. Belki federasyona bir
şeyi vermek istiyor derse ama oyuncu üzerinden verilmez. İki hafta önce mecburen oyunu aldım dediğin oyuncu bir sonraki hafta 85'te alıp sonra da takım kaptanı olarak sahaya çıkartmak bence hem Türk gençliğine hem de Galatasaray'a hem de kendisinin bu başarılı şeyine, kariyerine leke sürüyor hocam. Ya, ligi 3'e böldük zaten. Biz daha önce programlarda ligin 3. devresi oynanıyor. Evet. Galatasaray'a korona öncesi, korona sonrası var. Galatasaray korona öncesi şampiyonluğu oynuyordu. Korona sonrası UEFA Kupası hayali oldu. 8 maçtır kazanamayan, 3 maç üst üste kaybeden Galatasaray takımı var. Fatih Hoca tarih yazmaya devam ediyor. Aynen. Samimi söylüyorum. Galatasaray'ın en büyük başarısı Fatih Hoca'yla ciddi. Yani. Konuşmaya gerek yok. Her zaman söylüyoruz. UEFA Kupası şampiyonluğu yarısı ondan, kupanın yarısı ondan. Ama korona sonrası 8 maçtır kazanamayan bir Galatasaray, son 3 maçta kaybeden bir Galatasaray. Puanı da orada işte 5-6. Son 3 maçtır da kafada bazı olayları bitirmişler artık. Ya Muslera'nın, bitmiş her şey Muslera'nın bitmiş. Sakatlığı psikolojik olarak takımı komple yıkmış. Dönüm noktası. Aynen. Rize maçındaki olay. Biraz önce Gökhan'la onu paylaştık. Evet. Muslera o takımın her şeyi. Bitti işte Rize maçından sonra. Muslera Schneider'in olduğu senede Muslera ve Schneider Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı. Hatırlıyorsunuz. Öyle oyuncular bulabiliyor Galatasaray. Falcao gerçekten büyük bir yetenek, büyük bir oyuncu. Oynadı her maçta. 2 maç var, 5 maç yok, 6 maç var, 4 maç yok. Muhteşem bir herifin mukavelesi var, parasını ödemek zorundasın. O yüzden Galatasaray çok bir sıkıntılar içerisine girdi. Bilmiyorum nasıl yapacak. Sergen, İlk defa duyuyorum yani. Sergen Hoca'nın dediği gibi hani iki futbolcu otelde, ikisi yemekte. Yani, Falcao'da da öyle. Nerede olursa olsun o para yatıyor. Geliyor. Mecbur tamamen taraftar transferi yaptı Galatasaray. Ekonomik anlamda aynen. Kendini zor durumda bıraktı. Ankara gücü olan o yani. Bu maçta diyet ödedi Galatasaray. Evet. 94-95 sezondaki 8-0'ın diyetini ödedi 1-0'la. Ankara gücü de artık kendi başına içerisine bakacak. Evet hocam, ligden düşme adayların... Evet, düşecek takımlar çok sıkıntılı. Tekrardan şu son şeyleri alalım sevgili rejimizden. Çok olduk, rica ediyoruz. Kalan maçları. Ankara gücünün Antalya Spor, yani Denizli Spor zor maç. Kayseri, Başakşehir, Trabzon, en zor Kayseri'nin işi. Rize, Malatya, Fenerbahçe. Hiç sıkıntı olmaz Rize için. Malatya, Antep. Fenerbahçe, Rize falan hani şeyleri iyi hocam. İkili ilişkileri yani çünkü. Burada şimdi şeye bakıyorum. Ankara gücünde 29 puanı var. İki evet. Maç kazandığı zaman 35 yapıyor. 35 yapıyor. Diğer takımlar bir maç kazandığı zaman otomatikman 35. Ankara gücü. Ankara gücü %80 düştü. Avlu attı gibi görünüyor. Benim Denizli Spor. Şurada Alanya Ankara gücü. Alanya Ankara gücü maçları var. Denizli Spor benim en büyük düşme adaylarımdan biri. Ankara gücü son maça düşmüş girerse iş farklı olur. Bana göre alt tarafın biraz önce bahsettik programdan önce. Haftanın maçı Rize Malatya. Kesinlikle. Ha Rize Ünal Karaman ayrıldı. Yeni bir hoca klasiktir. Evet, belki psikoloji olarak belki öyle düşündüler. Belki hocayla da konuştular bunu. Olabilir. Bilemeyiz ama ligin maçı alt tarafların en önemli maçı Rize Malatya maçı. Evet. Yani Rize Malatya X'de 32 puanda. Otomatikman Konya Trabzon'a gidiyor hocam. Bir de önemli bir maçta Trabzon'a gidiyor. Kaybederse düştü. 33-36 yani %80 düşer. Konya Başakşehir'i kaybetseydi büyük ölçü düşmüştü zaten. Son maçı da Alanya ile çünkü. Sıkıntılı maç. Evet. Denizli Spor, Konya Spor, Ankara gücü, Kayseri Spor. Gençler Birliği'nin dolayı işi yok. 36 gençler bir puan kurtarır. Yani evet hocam, senin düşme adayların öngörün nedir? Şu anda benim öngörüm yok, bir şey diyemiyorum. Sadece puan Ankara anlamında gücü. Ankara gücü büyük ölçüde gider. Çünkü şimdi Rize Malatya maçını bilemiyorsun. Rize sahasında kazanır. Değil, Malatya gitti yendi. Malatya bu hafta içeride kaybetti. Kendi sahada kaybeden takım bir hafta sonra hep tehlikelidir. Evet. Hangi lig olursa olsun klasiktir bu. Ya bu hafta Malatya kaybederse zaten ciddi sıkıntıya giriyor hocam. Yani Malatya bu sefer düşme. Son hafta Antep'le oynuyor. Rahat bir maç. Evet. Malatya Rize maçını ama kazanırsa... Ama Antep'te kıyak geçmez hocam ben sana söyleyeyim. Geçmese oyna. De ya son maç kime eline nasıl alınıyor? Senin adamın orada maçı kazanan Semedik. Semedik Hoca yılın teknik direktörü ya. Yani Okan Hoca'dan sonra yılın teknik direktörü sayın... O zaman düşme adayımızı Romanya bu hafta söylemiyoruz hocam. Romanya Aslanı Şumudika ya. Puan durumunu alalım. İkinci Kayseri Spor gider Ankara gücünden sonra. Engin hocam senin 3 tane düşme öngörünü alalım. Alt tarafı alabilir miyiz? Ankara gücünü gitti gözüyle bakıyorum şimdi, maalesef. Tamam. İkinci Kayseri. Yani... Ankara gücü Kayseri. Ve Kayseri'den yani... sonra da ben yani Malatya. Sen Malatya Gökhan olabilir. Ya geçen hafta bir şeyler söyledik. Bütün maçlar bizi yanılttı. O yüzden şu an... Yok yani... bak benim kendi görüşüm... Ankara gücü bana göre de. Ankara gücü, Kayseri. Yani Denizli, büyük bir ihtimal Kayseri, gitti. Ankara gücü. Rize Malatya maçının mağlubu 3. olur. Rize Malatya berabere biterse
üstteki skorlar tayin eder. Rize Malatya beraber iterse Rize'yi de alır aşağı. Ama Ankara Gücü Kayseri büyük ölçüde. Ya çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Daha ligin 22. haftası Kasımpaşa düşmüştü. Evet. Herkes düştü diyordu. Sen Kasım. Orada kaptanlık yaptın. Evet. Taraftarlarla konuşuyorlar ya. Bir düştük diyor. Düştük Selin diye. Evet. Fuat Çapa hocayı tebrik ediyorum. Yani sonuçta evet. O insanlar 5'te 5 yaptı, 6'da 6 yaptı. Çok iyi futbol oynatıyor hocam. Ve Rize maçını. Alınan oyuncuların da etkisi ortaya çıktı son dönemde. Gökhan Rize yani. Kazansa 35 yapıyor. Kesinlikle. Herkes de Rize kazanır. O kurtaracaktı. Rize kazanır tamam. Deniyordu. Rize Kasımpaşa diyaloğu vesaire ayrıntılar. Burada konuşmaya gerek yok. Rize kümede kaldı. Almıştı kazansaydı. Rize Kasımpaşa olayları yakınlık var tabii. Yani bir aşırı bir yakınlık var. Sen biliyorsun diyor. Biliyoruz. Kazanmış olsa Rize kimse bir şey diyemezdi. Yok. 35 ve kurtarmıştı. Kurtarmıştı aynen. Futbol böyle işte. Yani maalesef böyle. O yüzden Hikmet Karaman'ın Malatya'sı da tehlikede. Yani büyük çok serzenişte bulundu hocam. Açıklamasını dinledim. Bu arada Hikmet şimdi hocanın... tabii Rize Malatya'yı söylüyoruz. Konya Spor da zor maç. Kaybetti zaman bu hafta. Ya söylüyorum Konya kaybettiği zaman zaten Alanya kalıyor ya. İçeride Alanya'yı yenecek, diğer skorları bekleyecek. Denizli'nin sıkıntısı olmaz herhalde ama... Bana göre Denizli benim adaylarımdan biri iki haftada ama... İşte Denizli'nin son maçı Ankara Gücü... Konya'nın kazanması bütün artık hesapları değiştirdi. Antalya. Bu hafta Antalya ile oynuyor Denizli şey, biliyorsun pardon, hocam. Alanya ile oynuyor. Alanya maçı zor maç. Alanya'nın da var. Ama son Ankara Gücü maçında 38 yapar her türlü çıkar. Konya kazanmasaydı iki takım netleşmişti. Tabii 30'a kalsaydı tabii büyük ölçüde. Tabii. O maç, ama Kayseri yani şimdi bu hafta maçı oldu yani. Şu an bütün, yine iki tane bütün hesapları gibi. Değiştiren maç oldu. Evet, programa özür dilerim. Başakşehir şimdi Kayseri maçını diyorum. %100 kazanmak zorunda. Konya maçı içeride şampiyonluk turu atacak. Bakalım bekleyip göreceğiz hayırlısı oldu inşallah. Evet, programı kapatmadan önce hocam, bizim medya grubumuzla beraber de yaptığımız için sen Kuşadası'ndaydın. Evet. Buradan Azer kardeşimize selamlarımı iletiyorum. Turnuva Azerbaycan'a. Için gittik ama maalesef. Geçmiş turnuva... olsun diyorum, savaş maalesef. Durumu var Azerbaycan'da. Turnuva buradan, sıkıntıya girdi yani. Turnuva da o konudan dolayı sıkıntıya Geçeceğiz girdi ama. İnşallah. Allah yoluna koyar işlerimizi. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimizi... Allah korusun diyoruz. Ülkeleri işgal altında veya kalbimiz onlarla. Kalbimiz onlarla. Tüm desteğimiz de onlarla. Dualarımız da sizinle. Çok selamlar. İnşallah en kısa zamanda bu karışıklıklar sona erer. Türkiye'deki turnuvaya ikamet edersiniz. Ve bizleri mutlu edersiniz. Çünkü Azerbaycan bizim kardeşimiz. Kardeş devlet. Kardeş ülke. Evet Metin Hocam kapatmadan önce önümüzdeki hafta söyleyeceğiz o zaman düşme adaylarını. Benim, bu hafta çekimsel kaldık. Yani ben Ankara Gücü Kayseri büyük ölçüde diğerlerine için bir şey diyemiyorum yani. Öyle evet. Görüyorum sanki. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlerin son sözleri varsa hocam alayım. Mesaj oldu bir arkadaşımız. Çok selam söylüyor. Gebze Yenikent Spor'dan Tahir kardeşimiz var. Buradan da bizden de selam olsun bizi izlemiş. Bu arada hocam sana da çok selamlar var. Ben eksik okudum bir dahaki program inşallah. Bana selam kimler gönderdiyse herkese ben de buradan selamlarımı gönderiyorum. Zannediyorum işte Kuşası'na turnuva için gittiğimde Kuşası'ndan gelmiştir büyük bir ihtimal. Evet. Ayhan Çevikbaş var. Ayhan Çevikbaş izliyor süpersiniz falan dedi. Diyor. Çok. Kedi Ahmet var tanır o Kedi Ahmet Kaptan Mutfak. Onlar bana gönderdi izliyorlardı. Yengen beğenmiştir herhalde bizi. De bekliyorlardı Kuşası'na turnuva iyi olur diye. Maalesef bu Azerbaycan'da. Hayırlısı bütün hocam inşallah düzelecek ya. Nasip kıtmet bütün izleyen herkese, bütün Türkiye'ye, Kuşadası'nda dostlarım herkese ayrı ayrı selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim bizleri izledikleri için. Evet Engin hocam. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Umarız Azerbaycan'daki olaylarda bir önce durulur ve biz de oradaki kardeşlerimizi güzel bir şekilde ağırlarız. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Sevgili seyircilerimiz, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.